Yayındayız ya. Alo. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Derin Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hocam. Benim çok kötü yapmayın. Hocam bunu kaldırman lazım. Hocam. Hayır kalacak bu. Hocam. Hocam. Hocam şarj aleti koymuşsun. Kalacak bu. Hocam bu ne? Hocam vallahi yayındayız. Olmaz. Türk televizyon tarihinde hiç ben böyle bir şey görmedim ben de. Bu burada kalacak. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu burada kalacak. Hocam bir sehpa getirsin. Evet, ta bilmem neyi bile yaşadık. Ama bu hiç... İki tane kahve ne? Bir tane sen arkadan ta... gelen ne? Onu da bilmiyorum. Rasim Savaş'tan geldi bu arada. İki kahve ne? İki kahve. Bir tanesi benim de aslında. Anca kendine getiriyor. Hocam o ne? Bir dakika. Aşağı in aşağı. Aşağı iniyor hocam. Korset. Sinan abi biz gidelim. Korset'ten. Sinan abi yaparsın amcasını. Başıma geleni biliyor musun çocuklar? Dün akşam burada pizzalar vardı ya. Evet hocam. Yedin. Bir oz. Evet. Pizzaların bir tanesini aldım eve götürdüm. Birazcık yedim yiyemedim. Kargalar, kuşlar yiyip balkona koyarken tık etti ben. Yapma be. Yedin mi? Çok şaka. Yapma ya. Kimse bana dokunmayı kalbinizi kırar. Onun için mi korse taktı? Evet. İyi, çok canım yanıyor. Sıkı tutar. Ağır canım yanıyor. Allah Allah. Zaten iki defa vurulduktan sonra ve daha önceki yıllarda bel fıtığı ameliyatım hocam, var. Hocam onun iğne var biliyorsun. Volter'e ya iğne var. Ya yaptı. İki bel fıtığı. Benim şey gibi. Cebeli Tarık boğazı gibi. Hocam çok bu şey şans kalacak mı orada hocam yani? O burada kalacak. Sen gece hocam. Türk televizyon tarihinde görülmedik bir olay burada. Gece ne kargalara ver. Pizza veriyorsun. Onlar da Allah'ın yarattığı. Tamam da gecenin ikisinde, üçünde ne abi alakalı? Hocam kargalar pizza yer mi ya? Sabah hiçbir tane ekmek bırakmamışlar. Hepsi atmış. Yapma ya. Abi Allah'ın yarattığı Allah. Karga da olsa, yılan da olsa ne zaman hocam. Yıllardır bir dakika ya. Bu arada Ahmet Hoca'nın en sevdiği hayvandır karga biliyorsunuz değil mi? Karga, kargadan başka kuş tutaramaz. Beyaz futbolda söyledi. En akıllı hayvandır. Hocam kargadan başka kuş tutaramaz doğru mu? Hayır. Beste kargayı oysun gözünün lafını dün akşam anladım. Onu biliriz kargaları hocam. Kargaları beslerken beli kaybettik. Vallahi kargaların bir günahı yok hocam. Tamam kabahat. Hocam iyice demin şimdi yaptığı açmaya kalktın bilmem ne. Evet. Emsal kabul edip Sinan Engin bunu yapmaya kalkarsa ne yapacağız? Hayır televizyonu kapatalım. Göster Sinan Engin televizyonu kapatalım. Komutan kardeşim burada. Göster Rütük. Şu güzelliğe bakın. Bakın. Bu arada Rasim'i bir ekrana getirebilir misiniz? Rasim gömleğini yine süveter giymiş içine. Süveterle çıkmış yine. Nasıl? Gömlekte bak Sinan Engin. Siyah bir süveterle çıkmış içine. Gömleği çok ya Rasim bir şey söyleyeceğim. Rasim gerçekten kapat ya. Metin Akpınar'ın bir film vardı. Metin Akpınar'ın bir film vardı ya. Ne ya? Dolmuşçu. Hayır ya. Dolmuşçu. Hangisiydi ya? Doğuz 1991 mi? Değil ya. Şarkı söylüyor falan, taklitler yapıyor Metin Akpınar o filmde. Neydi ismi? Bilmiyorum ki. İbrahim Tatlıses'in de taklidini falan yapıyor ya. Onunla... Tiyatro, ya. Tiyatro şeysi, tiyatro şeysi. Yok abi film ya. Filmdi. Sinemalarda meşhur İbrahim Tatlıses şey. Ne o? Evet. Şunu kapatayım meşhur. Bari Ertem evet, ben evet, evet. Neydi ya? Zürt Ağa değil. Değil Zürt Ağa, Zürt Ağa Şarkıcı ismi. Sen bu arada Şarkıcı film çok güzel ya. Reji bulamadınız mı ya? Abuzerkadayım. Abuzerkadayım. Evet. Ben Abuzerkadayım göster. Ben Abuzerkadayım. Abuzer. Ertem vallahi bilerek açmadım. Kendiliğinden öyle bir kavganın ortasından evet. Geldim çünkü ki. Çünkü onu konuşuyor Ertem. Yani çırılçıplak çıksam şaşırmayacaksınız. Doğru ya. Bir ekrana getirelim bunu ya arkadaşlar bir kessinler bir getirelim. Hakikaten arkadaşlar ya bizim. Bu arada Şanlıurfa Spor. Bir koyalım ya. Şanlıurfa Spor Recep Çiçek attı ekibimizden. Şu anda sevgili Recep kardeşim. Ne oldu? Türk medya tarihinin geldiği en büyük Recep kavganın içinden teşekkür geldim. Şanlıurfa Spor Başkan Yardımcısı ve basın sözcüsü Mustafa Çadırcı. Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun Türker diye. Türker Akıncı'nın şeyi de var arkadaşlar. Türker Akıncı'nın hesabı da var. Yok Türker Akıncı'ya buradan selam. Türker'ime buradan selam da. Söylediğim başka bir şey. Karga. Ondan sonra Abuzer Kadayıf. Bir an araya Şanlıurfa girdi. Metin Akpınar. Metin abi telefon attığımızda şu anda. Gel lan. Aa! Yeni bir çocuğu daha oldu bu. Ya yapma be kardeşim be. Türkiye'nin en özel sanatçılarından biri. Çok severim Metin Ertem! Abi. Efendim. Metin Akpınar'ın 38 çocuğu oldu iddiaları doğru. Bak şuraya bak. Şu beyaz futbolun, derin futbolun kıymetini bil Rasim. Biraz önce siyasi programda savaş yani çıkıyor programında. Geriliyorsun bak buraya geliyorsun. Kakakaki koku hayat abi buluyorsun. Şu an iki çocuk hayat içeri gelse. Şu an Sinan abi sormak istiyorum. Şu an iki çocuk içeri gelse. Biz de Metin Akpınar'ın çocuklarıyız. Dese sen şaşırır mısın? Ben şaşırmam.
Sinan Engin'in çocukları gelir. Yemekler çocukları gelsin. Hocam. Ya hocam bu ne hocam, Allah ne olur bunu niye indirmiyorsun aşağıya Allah aşkına hocam. Ben sana sehpa getirteyim içeriden. Kardeşim bu burada kalacak. Ya hocam niye? Ertem bırak kalsın ya. Kimek kimseyi rahatsız etmiyor Allah ki ya. Allah Allah. Kalsın. Hadi Ertem'cim. Ertem'cim bugün Sinan Engin mutlu bugün. Beşiktaş kazandı. Evet. Net bir skorla kazandı. Bu arada sözleşmesi feshedilen Emirhan Beşiktaşlı. Yazık o çocuğa ya. Yazık o çocuğa. Özel maçlarda ya. Evet. Özel maçlarda çok üzüldüm. Altyapıdan. Altyapıdan. Çok yayın öncesine konuştuk. Ya bir arkadaşlık sitesi var. Arkada daha 20-21 yaşında arkadaşlık sitesi. Orada işte arkadaş buluyorsun falan ama çocuk da diyor ki Emirhan da diyor ki benim değil hesap. Benim hesabım değil diyor ama Beşiktaş şey sözleşmesini feshetti. 21 yaşındaki erkek nereden bardan bulacak? Tabii arkadaşlık sitesinden kız arkadaş bulacak. Ne var bunda? Ne var bunda? Doğru. Doğru söylüyorsun. Hocam önün çok kalabalık ya. Bu kalacak. Ben böyle pis ortamları severim. Rasim'in buldunuz mu arkadaşlar görüntüsünü? Lider Haber'de sevgili Ümit abi, Ümit Zileli. Leyla Mustafa Albayrak. Mustafa Bey'in. Hiç yakışmadı. Maalesef hocam iş çığırından hayır, çıktı. Hayır bir de alttaki yorumlar ne biliyor musunuz? Yakışmadı derken kavga çıktığı için bana, değil. Bana değil mi? Hayatım. Sonuna kadar gitmedikleri şey. Hocam sonu cinayet olur hocam. Hocam bak yorumları söylüyor. Ya Rasim'in ki kavga ayırdığını hayır, gördük. Burada tuhaf olan diyorlar ikisinin kavga etmesi değil Rasim'in kavgaya ayırması. Evet benim genelde kavga etmesi. Sakinleştiriyor mu? Tabii sen gör kavga. Hayır etmeyin durduruyorum. Allah Allah Rasim. Kardeşler hiç yakışmadı. Çünkü bizim gençliğimize racon şu ayağa kalktı mı vuruşulacak. Ooo coştu bu. Sana kontrol et dedi baba abi. Kontrol et kontrol gayet, et. Gayet mantıklı şeyler söyledi. Eyvah! Şöyle mantıklı şeyler söylüyor. Yalandan kolpa yapmayacaksın. Arkadaşlar benim... Kolpadan ayağa kalkmak yok. Şunu ses kafada yeri yok. Abi yap Mustafa Albayrak. Mustafa Albayrak Akit yazarı. Akit gazetesi. Akit medya. Ben de Ümit Zileli'yi tanırım. Ümit Sözcü gazetesi sözcü. Çok iyi insandır. Çok kaliteli, çok iyi bir insandır. Mustafa Albayrak da iyi insandır. Ben tanımıyorum Mustafa Bey'i ama... İkisi de. O da mesela senin hayranın. Şimdi kardeş kimler ayağa kalktı? Her ikisi de kalktı. İkisi de bir oynatabilir misiniz arkadaşlar? Kalktı mı? Kalktı. Öyle yalandan kafada yok. Hocam gerçek kavga mı? Zileli de bıraktı. Kalktı mı sonuca gidiyor. Sesi açalım bir izleyelim hocam. Bir açalım arkadaşlar. Önce bir fake değil yani. Önce bir izleyelim. Gerçek. Sesi açalım. Ha bunda ses yok. Niye ses yok? Abi olmasın küçük. Şimdi bu beyaz saçlı kişi Mustafa mı? Mustafa Albayrak. Ben çok sevdim bu adamı yalnız. İyi adamdır hocam. Akit yazar. Delikanlı yemeği sever. Mustafa bağlansın. Bağlansın Mustafa Albayrak. Bizim programı izleyicisi zaten. Evet. Çok gerildiler. Evet. Çok gerildiler. Evet yani şey. Hayır bu sıralar birçok kişi çok geriliyor. Ne gerek böyle bu? Alışveriş merkezlerinde, tezgahtarlar falan isim vermiyorum şu anda. Ne demek istiyorsun? Bu Mecidiyeköy tarafına çok yakın. Evet. Bir ablamızı da böyle bir üzmeye kalktılar. Kimi? Söyleyeceğim ona göre bakın. Doğru. İsim vermiyorum, bir şey yapmıyorum, öyle söylemiyorum mi? Ona göre. Aman. Öyle bir şey yok. Aman. Öyle... Ben de bir şey söyleyeyim. Yani başını başına almış insanlara, torun şey. Sahibi olacak insanlara öyle bir şeyleri keşemiş itmek, bilmem ne yapmak yakışmıyor. Buradan şimdilik bu kadarını söyleyeyim hayır, de. Hayır öyle bir şey yok. Bak. Nerede olduğunu bana söyleyin. İcraat yapalım. Hocam. Hocam reklam arası ben söyleyeceğim. Reklam arası. Sen de merak evet, var var. Sen. Bu arada. Hocam tam şu an mafya. Mafya olsa. Mehmet Göte mafya. Bana bak. Mehmet Göte. İkimiz de. Çok tatlı. Hiçbirimiz mafya değiliz ama mafyada. Çok sıcak oldu. Mafya aleminde. İsmi, duvarda resmi olan bir kişi vardır. İmparator. Godfather müziği. Godfather müziği. Baba müziği. Baba müziği. Abi. Baba. İmparator. Şirak kötü bir şey değil mi? Ben bir şeyi merak etmiyorum. Tartışmayı merak ediyorum. Bırak tartışmayı. Hocam. Müzik aç. Mafya sinerengin. Mafya. Müsaade. Yapmayın. Medeni ülkelerde mafya kötüdür. Hocam. Mafya gayrimeşrudur. Ama ya Ertem bunlar ne? Bu alemde, bu alemde ismi, duvarda resmi olan yegane kişi Şirak Engin'de. Ya yapma ya. O ne oğlum öyle mafya mı olur? O dur mafya. Abi geç konu, geç konu. Geç onlar geç. Ya bu tartışma yapma. Geç abi geç. Tartışma, tartışma. Kardeşim bir dakika. Ay, bir dakika. Babası ya. Bir dakika. Siz ne anladınız ya? Bir dakika. Sinan Engin'i 18 yaşından beri tanırım.
Sinan Engin bu dünyanın karınca en kibar, incitmez, karınca. En naif. Karınca ezmez. Bravo. Karınca ezmez. Kur'an çarpsın. Sinan Engin var ya, barış demek sulh demek kardeşim. Kur'an çarpsın. Bu arada Çağdaş Güler mesaj attı. Çağdaş nasıl iyi mi Çağdaş? Çağdaş Güler mesaj attı. Çağdaş Güler kim? Çağdaş Güler kim diyor? Çağdaş Güler kim? Her hafta bir Çağdaş. Sezon kısından bir. Hayır. Çağdaş. 4 tane Çağdaş var. Bunları toplayalım biliyor musun? Abi al bunu şey. Çağdaş Atan olmasın Çağdaş. Kocaman Çağdaş Güler. Çağdaş Atan olmasın. Çağdaş Güler. Çağdaş Güler. Ahmet Kocaman Love Story müziği çalın lütfen. Şu anda arkadaşlar ciddi anlamda şu anda Love Story müziğine ihtiyacım var. Hocam Çağdaş diyor ki hocamın masasındaki çok güzel. Ertemciğim bir tane not verir misin Love Story müziği? Love Story rica ediyoruz arkadaşlar. Şu aralar yaşlılık belki testosteron. Hocam bu gece çok mutlu. Evet hocam çok iyi. Çünkü galiba Love Story müziğine ihtiyacım var. Arzu ablayı özledi çünkü onun için. Evet doğru. Evet. Arzu ablama buradan saygılar selamlar. Arzu ablayı özlediği için. Arzu abla da Milano'da değil mi? Milano'da. O var ya neydi o? Bu arada Ahmet hocamın evliliği gibi Allah herkese böyle bir evlilik nasip etsin. Amin cümle hocam. Ablamız yani hep örnek hocam hem sağ içinde. Nerede hocamın Love Story müziği? Her şeyle canım hocamız bizim. Love Story'nin hikayesini bilir misiniz? Sonra onu. Fikrim abi Çağdaş Güler diyor ki öleceğim diyor. Eyvallah Edipçiğim çok. Çok sevgilerini selamlar iletiyor. Nihat'ı arayın. Sevgili... Bana gelmedin. Edip Çelik kardeşim çok selamlar, çok sevgiler, saygılar. Hepimiz çok selam söylüyoruz. Love Story çaldınız mı? Hepimiz çok selam Love söylüyoruz. Love Story canlar. Hepimiz selam söylüyoruz. Hadi iyi akşamlar. Herkese iyi geceler. Yok yok. Selamlar. Edip selam Çelik anladın nereye selam yolladı mı? Selam. Çok selamlar. Sinan abi beni kaldırdıysa selam. Biz de elimizi kaldırıyoruz. Selam olsun o zaman. Hadi bakalım. Şimdi. Evet. Ne? Sinan abi. Beşiktaş maçına mı geliyoruz evet, yoksa şey gelmiş. Başka bir konu mu? Rasim'in konusu gelmiş. Rasim'in konusunu dinleyelim. Şu altıya sizi alalım. Hanım kızıyor abi, karım kızıyor böyle şeyler. Al abi altıya bizi oradan. Şakir. 3-2 mağlup içeride Kayseri'ye. Kayseri mi kazandı? Ver müziği. Bütün gün, dün akşam mütalaa ettim. Senin hareketlerini, Rasim'in, Ertem'in. Sen de şunu gördüm. Manasız şekilde Emre'yi kollama... hareketleri manasız gördüm. Falan değil. Sen asla Emre'yi kollamıyorsun. Hatta beni de destekliyorsan ama beyefendi gibi davranmalısın. Ben antrenörünü eleştiriyorum. Beğenmiyorum antrenörünü. Rasim yetersiz buluyor. Rasim ortaya karışık yapıyor. Salçalı, acılı filan. Fakat Emre'ciğim. Senden özür diliyorum. Aman özür dilerim. Yandık hocam. Allah aşkına dileme. Çok yumuşak konuş. Hocam dileme hocam. Çok yumuşak hocam, konuşmuşum. Ne çocuğu? Ya, keşke hocam. Biraz daha sert konuşsaymışım. Ki zaten birazdan konuşacağım. Hocam, hocam konuşmam başka. Konumuz Emre ya, değil. Ya bu Lastor'un müziği ne oldu ya? Konumuz Emre değil. Bu arada Emre Hoca'ya söz hakkı doğdu. Söz hakkı falan yok, onu da vermiyor. Olmaz hocam. Ya niye söz hakkı veriyorsun? Yayıncılık Emre dilim buraya bağlasın ya. Yayıncılık normal adam buraya bağlanır mı ya? Yayıncılık ilkesi gereği. Ertemciğim. Efendim? Ertemciğim normal insan buraya bağlanmaz. Şu anda telefon hatta bağlayın. Yok yok hatta şu anda. Ya kulağımla duysam inanmam. Emre'ciğim, Emre Hocam iyi geceler. Değil. Ya Ertem inanamıyorum sana. Sen de bir başka türlü susturamam. Hocam. Başka türlü susturamam. Bir ana anlat. Başka bir şey bırak bu gece Emre falan. Ya biraz Beşiktaş'a dalsanız abi. Beşiktaş'a var da abi. Söylüyorum. Abi. Bugün. Beşiktaş'a zamanı var. Müsaade eder misiniz? Zaman çok. Hasan Arat. 23.30'da başlıyoruz. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar. Fırsat transferi beklerken Beşiktaş'a 50 milyon dolarlık yaptınız. Nerede? Müsaade edin. Müsaade edin. Ya hocam sen hep İki tane ya. Müsaade hep edin. Bir dakika. Hasan Arat. Beyefendiyle ilgili araştırma edin. Yaptım. Samet Hoca'yı severim. Feyyaz benim kardeşim gibidir. Yıllardır sahadayız. Fakat iki günde Beşiktaş'a 50'lik yaptınız. Hesap çıkıyor. İki tane adam bonservis 22 milyon euro. 5 senede ödüyorsun. Bir dakika. Adamların da maaşı 2-2-4. Biri 2-2-100, biri 1-800. 2'den desen 4. Çalışmış. 20 de o. 20 artı 22, 40. İngiltere'den Nottingham Forest alınan çocuğu da topla. Cevabım. Siz Beşiktaş'ı fırsat transferi adına bir günde 50'lik yaptınız. Hocam 5 senede ödüyorsun. Bir günde 50'lik yaptınız. Ya hocam bir dur bir de. Kabul etmiyorum. Hocam bunu kabul etmem mümkün hocam, değil. Hocam bu transferlerin hepsi 5 senede ödenecek bir. Kabul etmiyorum. İkincisi bu gördüğün oyuncular
belki bir sene sonra, belki bir buçuk sene sonra aldığının iki misli fiyata geç satılır. Geç bunları. Her zaman şaşa boyu olamaz. Satılır hocam. Merak etme. Hasan Arat. Samet Aybaba ve Feyyaz. Hocam Hasan Arat'a takdir ama. Beşiktaş. Ben kimseye takmam. Hocam satılır. Merak etme. Ben kimseye takmam. Hocam, ama Beşiktaş'ı bir günde fırsat transferi demiş. Erdem Sinan Engin Ahmet Çakar arası. Hangi ülkesinde? Pardon. Lider TV'deki yayın gibi olacak. Bir dakika Sinan. Ova gerildi. Dünyanın hangi ülkesinde fırsat transferi ayağıyla bonservise hocam, 22 milyon hocam. Var. Beyler, ben sizden daha büyük Beşiktaşlıyım. Hasan Arat, Feyyaz, Samet, Sinan. Alayınıza gider. Bir buçuk sene sonra alayınıza bundan gider. Satılır bir tanesi, merak etme. Fırsat transferi ayağıyla Beşiktaş'a bir günde 22 milyon bugün euro. Bugün de Beşiktaşlı mı oldum? Yok. Dün hasta Fenerliydi, bugün Beşiktaşlı Ahmet oldum. Çakar'a ben katılıyorum. Hepsinden. Kimliği gösterecek? Valide Abbasa, Valide Çakar. Abbasa bir şey değil. Abbasa. Abbasa. Bir Beşiktaş marşı rica edelim. Sinan Paşa. İşte Abbasa aşağısı bizim orası. Beşiktaş, Sinan hocam, Paşa. Hocam TC'ni gösterme. Evet doğru. Hocam. Hocam TC'sini göstersen onu göstersen onu. Sinancığım. Ahmet Çakar. Çok ciddi. Hocam bir saniye. Çok ciddiyim. Hasan Arat beyefendi. Ahmet Çakar. Samet Aybaba hocam. Feyyaz canım kardeşim. Hocam. Fırsat transferi dediniz. Beşiktaş'ı bir günde 22 milyon euro sadece bonservisten koydunuz. Nasıl olacak bu? Hocam haksızlık. Bir reklama gitmek zorundayız. Hayır, haksızlık yapıyoruz. İyi adam aldılar hocam. Hocam haksızlık iki tane zımba gülüşük gibi adam ya. Musrati iyi adam. Hocam. Musrati iyi adam. Muçi iyi. Muçi genç. Geleceğe olan hocam, bir oyuncu. Hocam sen de Hasan Arat düşmanlığı var. Adam daha yeni geldi. Yani şunu söyleyeyim. Ahmet Çakar şurada haklı. Apo abi adam yeni gelmedi abi. Ahmet Çakar hepinizden daha iyi Beşiktaş'tı. Sinan'dan da Ertem'den de. Neden diye sorarsanız yıllarca Beşiktaş tribünlerinde Ahmet Çakar'ın marşları söyleniyor. Size marş yazıldı mı? Size tezahürat yazıldı mı Sinan Bey? Ertem Bey? Ahmet Hocama yıllardır değil mi Beşiktaş tribünlerinden marşlar söyleniyor. Evet, en büyük Beşiktaşlı Ahmet Çakar'dır. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Derin Futbol devam ediyor. Şimdi bir kez daha reklam arasında. Hoş geldiniz. Sinan'la ve Ertem ikisi de Beşiktaş'ı. Olayı tepki ettin hocam. Çok ciddi tartıştık. Hasan Arat güzellemesi, Samet Aybaba ve Feyyaz güzellemesi beni çok rahatsız etti. Hasan Bey, Beşiktaş'ı bir gecede 22 milyon euroluk yaptınız. Sırf bonservisten kabul etmiyor. Hayda. Hocam iyi çıkarsa oyuncular. Yani çok öyle daha para kazanılabilir. Hocam olur mu? Galatasaray'da bir ton oyuncuya bonservis parası çok verdi. Fenerbahçe'de bonservis parası verip oyuncu alıyor. Çok değil para kazanılabilir. 2 milyon eurodan bahsediyor. Ya hocam 2 tane oyuncu sen niye böyle diyorsun? 22 milyon euro. Dur bekle bakalım ya. Bütün Beşiktaşlar. Allah Allah. Hocam ben bunu kabul ediyorum. Beşiktaşlar memnun hocam. Beşiktaşlar memnun. 22 milyon euro. Sen rahat ol. Ben rahat ol. Sen bakıyor hocam Beşiktaşlar. Herkes. Acele etme. Zaten ben memnun. Önemli olan benim memnun. Seni de memnun edeceğiz bekle. 4 Mart Galatasaray, sonra Fener falan sen edeceğiz. İkiniz de Beşiktaşlısınız ama Beşiktaş'ı benim kadar düşünmüyorsunuz. Ben düşünüyorum. Sen merak etme. 4 Mart'ta da ondan sonra 4 Mart oluyor değil mi? 4 Mart galiba. 3 veya 4 Mart'ta. Ondan sonra da var 2 tane maç. Memnun beyim. Merak etme. O maçları sen bekle, ondan sonra bakacağız. Evet. Rahat ol. Hoşlanmadım. Sen rahat ol. Ben seni hoşlatacağım. Ben hoşlanmadım kardeşim. Sen bugün rahat oldun mu? Maçı seyrettikten sonra sen rahatladın mı? Hangi maçı? Bu maçı seyrettikten sonra. Yok, bu maçı sonra ben beğenmedim ama düzelecek. Ben beğenmedim. Beğenmedim. Daha Beşiktaş'ın işi çok zor. Zor. Beğenmedim. Beşiktaş bunları aldı, sonra en az 6-7 tane daha oyuncu alması lazım. Bunlar ayrı Mayıs'ta. Beşiktaş yapacak daha yetmez, daha yetmez. Önemli olan şu 2-3 tane derbisi var. Bunları, bu iki derbileri falan güzel atlatsın. Ziraat Kupası var. Efendim? Ziraat Kupası var. Ya Ziraat var, onlar var ayrı. Ziraat'ı alacak zaten inşallah. Onun için acele etmeyelim. Bekleyin. Alacak. Yani bunun benim sadece, benim sadece Fernando Santos'la ilgili hafif böyle bir düşüncelerim var. Sebep. Var. Sebep. İnşallah. Açıkla abi. Sebep. Niye var düşüncen? Yani sebep. Teknik olarak, taktik olarak oyuncuları mesela çok geç oynasa Allah daha erken rahmet Recep yazıyor hocam. Yeneceğiz diyor. Rahmet Recep yazıyor. Fenerbahçe'de yeneceğiz arkadaşlar. Yani onu söylüyor Sinan. Biraz Fernando Santos'un Beşiktaş taraftarı ile ilgili biraz bir sıkıntı inşallah yaratmayacak. Onun için mesela ben mesela Abubakar'ı daha erken koyarım. Abubakar sana lazım mesela. Ya bir şey söylesem kızar mısın? Yok estağfurullah. Buyurun. Hiç ben lafımı esirgemem. Hasan Arat'a uyuz oldum. Ya Hasan Arat'a ya hocam ne yapıyor ya? Adam koskoca Beşiktaş başkanı. Hocam biraz beni seviyorsan şu mevzuyu kapat. Hocam, hocam Allah Allah ya. Sevgili seyirciler. Tamam bitti. Sevgili seyirciler. Hocam bugün. Arkadaşlar müziği niye değişiyorsunuz? Neden değişiyorsunuz ya? Hocam bak konuyu değiştirelim. Yine bir
Hocam gariplik oldu yani anlamadım. Spor salonuna getireceğim bizim. Evet. Değicime getireceğim. Ne? Değicime bizim spor salonu. Ferit tamam. Bey'in spor salonu. Burak Filer orada mı? Burak Saral, Suat Saral bizim. Oo. Hüseyin Topbaş, Arda Turan, Ralfi, Mete, tamam. Ercan Diktaş. Ne yapacağım ben orada? Hocam bir maç var. Basket maçları pazartesi günleri. Kimler oynuyor? Bak işte o saydığım ekip 4-5-50. Kavga var. Bak bir mücadele var dersin ki ligde böyle mücadele yok. Bizim Suha'nın maçtan sonra böyle konuyor. Yalnız Ahmet Çakar iyi basketbol oynar söyleyeyim hocam, sana. Seni getireceğim basketi. Suha abi Türkiye'nin bizim... Stefan Curry'si ya. Bak ben Stefan sana bir şey söyleyeyim hocam böyle bir basket maçı. Bak yoruldum tempoyu. Bak yorulursun tempoda. Hmm. Yani ve 50 yaş üstü bu grup bunlar. Kardeşim. Magic Ahmet. Hayır. Hoca gerçi hep ücret karşılığı bir yere gidiyor. Bedava bir yere gidiyor. Beni kırmaz. Hayır. Senin için ölüme giderim. Ama senin genelde bizim... benim gittiğim yer her ücretlidir ama sana aratı uyuz oldum. Seni Değicim'e getireceğim bizim basket maçına. Bizim seyredeceğim. Hay hay. Bak bizim ekibi seyredeceğim bizim takımı. Arda Turan'a mesela hayran kalacaksın. Bizim şu an üçlü. Benim biliyor musun Arda Turan'la hiç tanışmadığım. Büyük antrenör olacak hocam. Bakacağız inşallah. Fakat bu arada Hasan Arda... Hocam yani demin hep söyledim. Senin için beni aradım. Sevgili 11'de. Sevgili seyirciler bir araya girmek istiyorum. Sevgili Okay abi, Okay Karacan'ı hepimizin 2011 Ahmet Çakar için beni aradı. Kim? Daha yeni yayına başladık. Kim? Hiçbiriniz yoksunuz da orada. Sen, ben, rahmetli kim? Selçuk Yula, kim? Rahmetli Bedir Baykal, dinleyelim. Hep beraber. Kim? Daha yeni başladık yayına. İlk hafta hoca Arda'ya salladı. Sene kaç? 2011 Ağustos. Tamam. Abi Pat beni Arda aradı. Atletico'ya yeni transfer olmuş. Galatasaray'dan ayrılmış. Tamam. Nasıl öfkeli? Evet. Artık diyor Atletico Madrid'deyim. Çok rahatla konuşurum diyor. Klavye delikanlığı yapmasın. Karşıma gelsin. Kim? Galatasaray'dayken. Demez öyle. Arda da Galatasaray'dayken. Arda'nın karşısına mı yapıyorlar? Hayır. O zaman 2011 Madrid'e gittiği zaman. 2011 Atletico'ya gittiği sene. 2011 Ağustos. Ama nasıl öfkeli? Arda çok seviyor. Hocayı çok seviyor. Hocayı sevmeyen yok ya. Bir dakika seviyor hocayı. Hocayı sevmeyen yok. Bedir Baykam ölmedi ki. Bedir abi ölmedi. Ne ölmesi ya? Bedir Baykam ne ölmesi ya? Bedir abi ne ölmesi ya? Bedir abim. Daha dün yayın yaptı adam ya Bedir abi. Ölmedin yaşıyorsun. Bedir abi çok selamlar. Bedir Baykam ölmedi. Bir ülkenin çok özel sanatçısı, ressam. Kültürü Fenerbahçe'li. Bedir Baykam Türk tarihi en zeki adamıdır. Çünkü boş çerçeveyi Murat Ülker'e 100 bin dolara satmış. Böyle bir zeka daha görülmedi. Boş çerçeveye Murat Ülker 100 bin dolar verdi. Boş çerçeveyi aldı. Hatırlıyorsun değil mi olayı? Doğru mu hakikaten? Vallahi bile. Boş sevgili seyirciler. 100 bin dolara sattı. Bedir Baykam budur. Murat Ülker de Bedir Baykam'ı susturdu. Sevgili seyirciler. Bedir Baykam görüp görebileceğiniz en iyi, en büyük Fenerbahçeli ve büyük sanatçıdır. Çok Fenerbahçeli. Büyük sanatçıdır. Helal Erdem söyle. Bedir Baykam düşmanısın zaten. Yok olur mu? Bedir abiyi çok seviyorum ben. Buyurun. Çok çok selamlar. Buyurun. Sevgili seyirciler. Beşiktaş bugün Konya Spor'la... Ya bırak bu işleri. Erdem. Bir dakika bırak bu işleri. Hocam, Beşiktaş Konya hocam dur hocam. Hasan Arat. Ya hocam demin dedin. Samet Aybora. Hocam demin ne dedin? Beşiktaş'ı bir gecede yerim. Hocam Ertem durdu. Ertem yüzünden oluyor. Ertem Allah sen cezanı versin Ertem. Hocam demin ne dedin sen? Tamam senin için. Tamam sus Allah. Ertem senin yüzünden oluyor. Allah müstakil versin Ertem seni. Bu program bu hale geldi ya. NBA'nın lisansını çeyin. Beşiktaş'tan ayrılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Ya Ertem konuşsana kardeşim ya. Ben onu karşılamıyorum. 20 yaşında 21 yaşında bir çocuk. Sevgili seyirciler. Ona geleceğiz. Şimdi... Beşiktaş'ta bu arada Feyyaz abinin, Feyyaz hocanın annesinin bir rahatsızlığı varmış. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Allah acı şifa buradan versin. Çok geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. Abdurrahman Sezgi annesi söyledi. Annesi çok yemeğini yemişimdir. Ellerinden öpüyorum teyzemize. Babası Allah şifa versin. Babası rahmetli Bekir amca çok kıyak adamdı. Allah rahmet eylesin. Tam olsun. Hocam Beşiktaş'ta inerdin. Duran orada karşıda otururdu. Çok annesi de benim. Hep Sinan oğlum der. Başka Sinan oğlum derdi. Çok severdi. Ama yaşlanmıştır. Ben Feyyaz abi hep avcılarda görürdüm. Beşiktaş Caddesi'nde. Yaşı da var. Çok muhterem bir kadındı. Çok Allah hani çok
Allah gecinde versin. Ne diyelim? İnşallah, Allah selamet versin. İnşallah. Avcılara da çok selam. Bekir amca da kıyak adamdı. Çok kıyak adamdı. Adam gibi adamdı. Aynen. Hasan Arat ve ekibinin yiğit adamdır. Bir saniye. Hasan Arat ve ekibinin Beşiktaş'ı 22 milyon euroluk yapmasından son derece rahatsız. Hocam demin ne dedik? Sevgili seyirciler. Beşiktaş Konya'da biliyorsunuz ligin ilk yarısında Konya'da Beşiktaş'ın vefakar, cefakar, fedakar taraftarı. Türkiye'nin en büyük taraftarı Beşiktaş taraftarı. Konya'da söylediği için hani bir taraftar vardı. Taraftar vardır. Bir şeyler söyler, anlatır ama Beşiktaş taraftarının söylediği her zaman mutlaka bir mesajdır. Sevgili Okay abim, Okay Karacan meslek büyüğüm aynı zamanda. Beşiktaş iletişiminde şu anda. Buradan çok sevgiler, selamlar. Okay Karacan mı? Evet. Konya'da taraftar söylediği için taraftarın sesine kulak verdik. O yüzden o şarkıyı çaldık diyor. Çok hangi şarkı çaldı? Bir ekrana gelsin. Bir dakika. Klip gelsin. Okay Karacan'a da sardım. Hocam dur Okay abiye yapma. Koskoca başkanı Okay abiye falan diye sardım. Okay Karacan, sen hangi akla Beşiktaş'ın şey oluyorsun? Nesi? İletişim hocam, ne yapıyorsun? Okay abicim. Sen hocam, Kadife seçti bir çocuktun. Kadife. Hocam Okay abi. Formula 1. İngiltere Premier Ligi. Formula 1. Hocam karıştırıyor. Yok. Dünyanın en güzel seslerinden biri Kadife seçti. Biz çocuktuk diyor. Okay abi sen çocuk senden küçük hocam. Bir bulsanıza arkadaşlar. Okay Karacan adam. Bak bu benim. Gördünüz mü abi, beni? Abi ne şarkısı bu? Benim konudan haberim yok ya. Ertem kabul et. Çocukluğun Beleş Tepe'de geçti. Evet. Beleş Tepe'de geçti. Hocam anlamadım bir türlü diye ben yollar sözü. Hocam Sinan abi şarkıyı dinleyelim. Abi bir dinleyelim ya, bugün ne bilemeyiz. Seneye belki olmayacağız. Belki tabii bir arada. Hatıralarını anlatalım. Evlatlarım 2 yaşındaydı. Evet. Hatıralarını anlat hocam. Mahfiyaz Ahmet Çakar diyorlardı. 94. Evlatlarım İşte yaşlandı. Bu Türkiye hocam. Ver bakalım. Beşiktaş taraftarlarında bugün söyleyeyim. Ver sesi. Sesi yükseltin. Evlatlarım küçücüktü. Mahfiyaz Ahmet Çakar. Evlatlar büyüdü hala. Arda. Bu benim içimde uktedir ha. Hocam hala çok devam ediyor. Ne diyorsun buna? Çok içimde uktedir. Mahfiyaz nasıl, iyi mi hocam? Ne yapıyor acaba? Mahfiyaz. Bilmiyorum. İyi mi kötü mü de. Ben de Mahfiyaz'ım. Büyük hakemdi. Büyük hakem. Acı çekiyorum. Büyük. Neden hocam? Bizim yayına da bağlandı biri gözü. Mahfiyaz bir kere. Neden hocam? Ama sen var mıydın? Mahfiyaz bağlandı. Hocama itiraf geliyor. Bir dakika dur. Hocamın itirafları. İtiraf var. Apo. Bak hocadan itiraf. Büyük acı çekiyorum dedi. Neden? Marştan dolayı mı? Beşiktaş'ı doğradığı için. Bu marş her duydukça rahatsız mı oluyorsun? Beşiktaş'ı doğradığı için. Ama şey doğradı mı 97'de? Abi. Abi bir insanın laf. Ama isteyerek değil. Abi bir insanın isminin herhangi bir marşta geçmesi. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir şey. Hiç olmamasından iyiydi. Tabii ki yani. No name olacak. Hocam 50 yıl sonra sen unutulacaksın. Ama hala bu tezahüratlar yankılanacak. Değil mi? Öbür mesela tarafta Şenol gelir ya. Hocayı seyredin. Şenol Birol Gür. Metin Ali Feyyaz. Metin Ali Feyyaz atsın. Değil mi? Falan. Onu bırak. Şeylere geçmiş insanlar ya. Şimdi. Hayır. Metin Ali Feyyaz koysun. Metin Ali Feyyaz atsın. Beşiktaş'ın şarkı olsun. 3-5 olsun. 4-5-6 olsun. Metin Ali Feyyaz atsın. Atsın oğlum. Atsın. Ne güzel bir şey. Evet. Mahfiyaz, Ahmet Çakar. Bu da güzel orada ismi. Orada kesin. Şey geldi, nasıl orada koydu Aykut Kocaman. He bravo. Değil mi? Yani bir insanın sözde isminin marşta geçmesi güzeline. Hocam çok sevindirici şey var mesela ya. Bak hocam samimi örnek. Vallahi. Cihatlar, Fikretler, Canlar. Evet. Cihat, Fikret bilmiyor şu anki. Tabii kalemizde İvan Çeviç var. Evet. İleride Selçuk Yula var. Hayvete bitti. Cihat kim hakkında? Cihat, Fikret kim? Cihat Arman. Türkiye'nin Cihat büyük kalecisi. Fikret. Ocuma Lefter. Nereye bakıyor? Fikret kim? Fikret Kırcan. Arıcan. İki tane büyük Fikret. Büyük Fikret. Büyük Fikret, küçük Fikret. Cihatlar. Biz doğmadan önce. Canlar, canlar, fikretler. Evet. Hocam sen marşlara adı yazılmış işte. Adamsın ya. Gurur duyman lazım. Müzik açın. Hocam anladın. Hocam ah. Hocam ne oldu?
Ağlıyor adam ya. Ya hocam sen de abartma Allah aşkına ya. Haklı haklı haklı. Hocamı dinleyelim biz, bir susalım. Sen de vermeseydin o penaltı ya. Hak etmeyeceksin yani. Şimdi beni Alper konuşturma ya. İndirdi dedi ve verdi. Halbuki Alpay dokunmamıştı. Ne yapalım? Babamın kemikleri sızlıyor. Herkes beni Beşiktaş düşmanı olarak telakki etti. Söyle hocam. O penaltı anını anlar. Babamın kemikleri sızlıyor. Hocam babanın umurunda değilsin şu anda. 1997 Nisan. 97 Nisan. Beşiktaş Galatasaray maçı. Beşiktaş Galatasaray oynuyor. Atekin abi. Dinleyin. Kazanan şampiyon olacak. Aynen. Beraberlik Galatasaray. Hocam apara alıyor. Hocam o cümleyi bir daha söylesene. Hocam sana bir şey olunca ben de fena oluyorum. Vallahi. Hocam ne yapar şampiyon olacak? Dur anlatıyoruz. O maç Alpay Özal'a da Hakan Şükür. Büyük kızım 3 yaşında. Hay canım. Öptüm. Aslı. Saat 4 sularında evden çıktım. Birazcık peynir ve ekmek yemiştim. Maç saat 7'de. 5 gibi Yunan stadına geldik. Yaşım tam 34. İçeri girdik. Peynir tam Oğulcan'ın başladım. Yaşındasın. Ha? Tam Oğulcan'ın şu anki yaşındasın. Aynen. Vay. Bir 35. Bir park taburesi üstünde. Babamın öldüğü yaştayım. Peynir diyor ya canım hocam, peynir. Soyunma odasına girdik, soyunmaya başladık. Elbiseleri giydik. En iyi kim soyunuyordu hocam? Dur adam anlatıyor, bozma. Evet hocam. Maça çıktık. 40 bin kişi var İnönü'nde. 40 bin İnönü. Maç şöyle böyle gidiyor. Yıl 1997. Milattan sonra. Aylardan Nisan. 25-27 evet. Falan. Ama kazananın şampiyon olacağı maç beraberlik Galatasaray'a yarıyor. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Bir tarafta Rasim Kara, bir tarafta Fatih Terim. Aynen, aynen. Vay, vay. Beşiktaş vay. Öne geçti. O maç. Dakika 87. Rasim Kara. Vay, vay, vay. Görüntüye Rasim bak. Rasim Kara mahvoldu o sezon biliyor musun? Ağlama be hocam. Bir daha toparlayamadı. Dakika 87. İşte bu ben. Ortadaki siyah herif. Hiç benzemiyor. Elinde top olan. Bak kaleci şey Victor. Mırmiç. Ünsal Çümen dördüncü hakem. Vay be. Fatih Terim ve Rasim Kara. Gerçekten duyguladık 97 ya. Nisan Ertem sen daha 10 yaşındasın. İşte bu ben. Dur. Aa Çakar. Beyaz simsiyah. Vay be. 35 Ay, yaşındaki var. Ahmet Çakar. Benim çok yine kötü. Hocam kilo almaya başlamışım. Rasim bir dur be. Etine dolgunum doğru. Bak, duracak halim yok. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere bak. Hazır mısın okey diyor böyle hazır mısın okey. Aa Ünsal Çimen. Aa, Ünsal Hoca. Bayramın üçüncü günü. Evet. Son senesi bayramın hocam. Bayramın üçüncü günü. Maç başlıyor. İnfaza gelin infaza bırakın Ünsal'ı. Beşiktaş öne geçiyor. Ve o önemli dakika geliyor. Belki de Rasim Kara'nın orada. Hayatı kaydı hocam. Vallahi billahi. Belki de Fatih Terim'in hayatının çıkış noktası. Aynen doğru. Önce şunun için yemin etmek zorundayım. Ne söyle hocam. Namusum ve şerefim üzerinde. Of. Evlatlarım üzerinde. Allah korusun hocam evlatlarım. Haysiyetim üzerinde. Geliyor. İnanıyoruz namusum hocam. Namusum üzerine. Geliyor. Söylediğim her şeyde samimiyim. Geliyor. Yok ya. Beşiktaş, Amokachi falan Beşiktaş'ta. Daniel Amokachi. Evet. Büyük oyuncuydu ya. Güven kardeşim selamlar. Evet hocam devam et. Beşiktaş önde. Sergen. Kim attı golü? Yok, ben yok, senin golünü hatırlamıyorum kim attı. So Denizli Güney Tanman. Mustafa abiye bak be. Ve dakika 87. Güney Tanman. Hazır mısınız? Hazır hocam 87. Ah be Serci be. Sağ taraftan. Bak daha dün gibi hatırlıyorum. Tüylerim diken diken hapa baksana. Avukat çime bak be. Vallahi diken diken oldu, biliyor musun? Vay ay hocanın tüyleri vallahi. Terim'e bak Terim ne kadar geç. Vallahi diken diken. Herkes o ana gelelim. O ana gelelim. Vay gençlik be. Geliyor hocam. Hocama bak hocama. Ortaya bak hocama bak. Vay gençlik ne güzel bak bak gençler be. Amokachi. Arkasında Fethi'ydi galiba değil mi? Fethi. Fethi. Bu mu? Dur. İşte. Aa, biraz geri Serkan. Bu değil ya. Dur. Vallahi değil billahi değil. Ben hocam olarak böyle bir penaltı olur mu hocam? Penaltı değil. Hazır mı bestemiz ya? Vallahi penaltı değil.
Hocam böyle bir penaltı olur mu? Abi penaltı değil. Hazır mı? Nasıl verdin ya? Sinan abi. Hazır mı? Verdim hakikaten ya. Hakan bedavada penaltıyı aldı. Vay be, vay be, nasıl bir de böyle diyorsun ya. İnanamıyorum. Orada, hocam orada Galatasaraylı Alpay'a bak, Alpay. Kabarmışta Galatasaray'dan kurtulamamışsın biliyor musun? Alpay çıldırıyor Alpay. Orada, hoca orada Galatasaray'dan kurtulamamış. Dur. Geri al. Yüklenmiyor. Alpay çıldırıyor Alpay. Dur bir dakika. Bayramın orada, üçüncü günü bir dakika, bayramı bizi rezil etti ya. Oradaki suratımda. Orada mıydın? Statta mıydın? Dur bir dakika, dur. Oradaki suratımdaki derin rahatsızlığı fark ettiniz mi? Geri evet. Al. Etti. Hayır beni göster. Alpay'ın göğsüne müzik vurduktan sonraki hareket. Aynen bak, çok önemli bir itiraf geliyor hocamdan Ertem. Çok önemli bir itiraf geliyor bak. Mırvik. Hocam Barak ister iptal de değil mi? Ne var oğlum o zaman Barak? Hayır, o zamanlar cep telefonu yok, ne varım ya hocam, abi. Barak olsa iptal de değil mi Barak? İptal kesin. Hayır, burada dikkat et. Penaltının P'si yok. Çağırırlar. Şimdi çuvaldızı kendime batırıyor. Hacı'ya bak Hacı'yı. Bunu al. Orada Alpay'ın göğsüne vurduktan sonra benim suratımdan ne görüyorsun? Bak çok önemli. Hocam burada bir var yapalım. Sinan abi de ikiniz bir var yapsanız ya. Hocam yıllar sonra var. Bir dakika müziği alın arkadaşlar. Çok önemli bir şey söylüyor. Bak, bir dakika. Anlatsın bir dakika bekle. Bak. Hakan Ünsal. Dur. Bak kimse yanaştırmıyor. Birazdan durun. Ahmet abi ben bir şey yapmadım ki diyor Alpay. Bir dakika dur. Aynen öyle diyor. Orada dur deyince dur. Dur. Aa. Dur. İşte pişmanlık. Beyler. Vallahi pişmanlık. Bu suratı. Eyvah. Arkadaşlar yaz. Dur bir dakika. Bu surat benim değildi. Tarihi bir gün böyle bir penaltıyı veren hakem için. Adam doğru olsaydı doğru beyaz aldı. Futbolda sevgili can dostlarımla bu hakemin içinden geçerdim. Senin Allah belanı versin derdi. Selamı kavrede bela okumayalım. Hocam bu surat ne biliyor musun? Pişmanlık. Pişmanlık suratı biliyor musun? Aynen, ben pişman. Ne yaptım diyorsun. Ben ne yaptım, bu penaltıyı nasıl verdim? Nasıl Allah çaldım? Kahretsin. Nasıl çaldım ben bunu diyorsun biliyor musun? Kendine bela okudu adam ya. Yok selamı kavrede hocama bela gelmiş. Özeleştir hocam. Arkadaşlar hocam senin bu erdemini olsun. Tebrik ediyorum bak. Olsun. Senelerdir Ahmet Çakar. Şey bakın çok ciddi bir vara gelin. Senelerdir Ahmet Çakar ben doğru verdim der. Ama şu an belki kendi bile ilk kez o surat ifadesini bitti fark etti. Bitti mi? O surat bitti. İfadesini fark etti namusum. Ya dedi ki. Hazır mısın? Bu, hazırız. Evet. Namusum. Şerefim. Evlatlarım üzerine yemin ederim ki sahada penaltı gördüm. Öyle gördüm. Fakat. Sonra bir bara gidiyoruz. Hoca bir hocayla Sinan abi konuşsun. Yıllar sonra ilk defa bir var yapalım. Bir dakika. Tamam dur da hocam. Fakat diyor. Fakat diyor ya. Müsaade et. Dur. Müsaade et. Tarihi bir yayın oluyor. Kesiyorsunuz ya. Fakat diyor adam. Namusum. Dur. Şerefim. Haysiyetim üzerine. Sahada bunun Alpay'ı, Hakan'ı çektiğini gördüm. Fakat. Gördüğünü zannettin. Gördüğüne inandırdın kendini hocam. Bu görüntülere bakarsam, dürüst konuşayım. Dürüstçe. Ben hayatım boyunca dürüst yaşamaya çalışmış bir adam. Hatta kendi suratıma bela okumuş bir adam. Demin kendi suratına bela okumuş. Şu görüntülere baktığım vakit, Beşiktaş Galatasaray maçı 2 hafta sonra oynanacak. Şöyle bir penaltı veren hakemin. İçinden geçerdin. İçinden geçer. İki de pantolon dikerim. Aynen. Doğrardın adamı. Fakat, bak tekrar söylüyorum. Herkes bu yemini etmez. Namus, haysiyet evlatlar üzerine. Ben sahada penaltıyı gördüm. Olabilir. Ama o an fark etmişsin hocam. Bak ben de bak. Hocam yardımcılarım da görmedi. Ya ne yardımcı bu lan? Bu yardımcı burada sokar mı? Ertem. Yardımcı o surat ifadesi. En 100 metre uzak. Ertem. O surat ifadesi. Çaldın bir kere be oğlum. Falan. O surat ifadesinde aslında Ahmet Çakar psikanaliz yapalım. Psikanaliz. O an kararın yanlış olduğunu fark etmiş. Hayır. Dönemedin. Hayır, dur. Dönemedin hocam. Şimdi tarihi itiraf geliyor. Bir itiraf dur. Geliyor, evet. Tarihi itiraf geliyor. Bak, bana Türk halkı, Beşiktaş camiası inanır inanmaz. Benim böyle bir inandırmak gibi mecburiyetim yok. Kimsenin de bana inanmak gibi mecburiyeti yok. Şuna eminim. Herkes için bu yemini etmem. Sahada penaltı gördüm. Bu görüntülerde bana kalın geldi penaltı. Sıkıntılı geldi. Şimdi itiraf ediyorum. Söyle hocam. Nasıl edeceğimi de bilmiyorum. Söyle hocam. Dürüstçe içinden geldiği gibi. Bak aradan geçti belki 90 27 yıl. 26 sene. Penaltıyı verdim. Hocam senin sıkıntısı. Penaltının doğru olduğuna inanıyorum. Fakat şu görüntülerle ispat edemiyorum. Fakat Hacı topun başına geliyor.
O an pişman oldum. Direkt. Dakika 87. Hacı sen mi atıyorsun? Evet abi dedi. Bekle dedim. Mırmıç geç dedim. Hacı topu dikti. Geliyor. Bir dur. Beni göster. Çakar'ı göster. Bu bir şey değil ki. Hocayı göster hocam. Mırmıç kalede. Maçtaki hocayı, maçtaki. Ahmet Çakar. Geçmiş 27 yıl. Bana baktı Hacı. Düdüğü çaldım. Dur! Şu an. İnşallah kurtarır dedin değil mi Mırmıç? Eyvah. Mırmıç inşallah kurtarır mı dedin? Kaçırsın dedin mi hocam? Hayatımda ilk defa. Binlerce maç. Belki yüzlerce penaltı. Penaltı verdin. Türkiye'de, Avrupa'da, şampiyonalarda, Şampiyonlar Ligi'nde. Aynen. Evet. Burada dur, sakın bu şeyi anlatma. İlerletme. Şu anda solda bulunan lacivert elbiseli veya siyah elbiseli adam diyor ki o anda. Ne dedin hocam? Kaçır. Hocam mesela orada Hakan sana gelip deseydi ki, hocam çekmedi, penaltı değil deseydi ne olur? Ya penaltı. Geri alırdı o zaman. Çekti. De ispat edemiyor. Çekti. Alpay şimdi ya. Sayın vekil. Bak ne tuhaf hocam, bir şey. Hocam penaltı değil. Müsaade ya. Hocam değil ya. Müsaade edin. Kendi kabul ediyor. Hakan gelip dese ki, ben hocam. Demez Hakan der. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Dese ki çekme yok falan, penaltı yok. Ne yapardın? İptal eder miydin? Ekmek zorundasın. İptal edersin değil mi? Şimdi ben inançlı bir adam. Apo kadar olmasa da. Estağfurullah, ben ne söylüyorsun? 97'nin ya. Nisan. Çocuğum 3 yaşında. Bayramın 3. günü. Bayramı bize zehir ettin. Yine Beşiktaş. Penaltı yine Beşiktaş'ı görüyorum. Olan yine Beşiktaş'ı mı oluyor ya? Ya durun, tamam da adam ne azabını alacak? Sen hala Beşiktaş'ı. Yine Beşiktaş'ı mı oluyor? Ben de öldüm. Bu maçta ben de öldüm. Yıkılmış bir derte. Hocam geç Serkan. Geçmiş kaç yıl olmuş, adam ölsün mü? İftira adam. İtiraf ediyor. Hadi eleştiri yapıyor. Bu Ertem falan ne acımasız insansınız ya. Penaltıyı verdiğim an eminim penaltı olduğuna. Namusum üzerine yemin ettim. Mecbur değilim ya. Yanlışmış derim. Aynen. Fakat görüntülere baktığım vakit rahatsızım. Vermezsin. Vara gitsen vermezsin. Hacı topu dikti. Kuraldır. Sen mi atıyorsun derim. Evet abi dedi. Tamam açıl dedi. Mırmıç geç kaleye dedi. Ve düdüğü çaldım. Hocam çay içiyor. Bırak bu işleri, bırak. Gebermiş herifi bırak. Şeyi ver. Yayını ver. Vay be. Hayatımda ilk defa bir şey yaptım. Binlerce maç, yüzlerce penaltı. Doğru. Sadece derbilerde değil, Şampiyonlar Ligi'nde. Allah'ım. İnşallah kaçırır dedim. Hocam ne yapıyorsun ya? İnşallah kaçırır dedim. Hocam ne yapıyorsun ya? Abi reklama gider misin? Ne yapıyorsun? Allah, bütün çay bardağı yıkıldı. Hocamın bu pişmanlığıdır. Hocam adamı bu ne ya? Sene, bırak adamı atsın. Şimdi ya. Şimdi penaltı bırak değildi. Ya. Ertemciğim. Ertemciğim iş işten Sinan geçti. Abi, acil reklam. O zaman Beşiktaş'ımızın kaderiyle oynamış. Beşiktaş'ın taraftarları bayramı... Zehir. Günah çıkarıyor. Yemezler. Bu ne ya? Yemezler. Acil reklam. Git reklama. Sen de merhametsizmişsin ya. Git reklama. Ne merhametsizsin ya? Beşiktaşları kaderiyle oynadı. Ya Sinan Sosun'un ayıptı ya. Rasim kaderi mahvettin. Ayıp ya. Rasim kaderi arkadaşlar. Reklam. Hocamın büyük itiraf günü Ertem. Bugün şu an yıkılıyor ortalık. Tabii gençler belki anlamıyor ama. Bütün Beşiktaşlar ayakta şu anda bütün, hocam. Bütün 30 yaş üstü Beşiktaşlar ayakta. 30 yaş üstü Beşiktaşlar şu an telefonumu inletiyor. Hele 40 yaş üstü Beşiktaşlar şu an o güne döndüler. Tarih kuyusunun içine çekildiler. 97 Nisan'da döndüler. Rasim Kara için ağıtlar yakılıyor. Rasim Kara için dualar adamın. Çünkü bir daha da... Abuzer. Yalnız şu programı. Şimdi şu programı Rasim Kara hoca seyrediyorsa neler hissediyordur acaba? Şu anda Rasim Kara bizi seyrediyorsa bakın neler hissediyordur acaba? Rasim Kara keşke bağlansa biliyor musun? Keşke bağlansa. Vallahi Rasim hocayı bağlamak. Ertem Rasim Kara bağlanmalı. İnanarak verdim. Kim bilir fakat hayatımda ilk defa yüzlerce, belki binlerce penaltı verdim.
İnşallah kaçar dedim. Sonra eve geldim. Yıkandım. Starttan çıktım, eve geldim. Evet. Maraton var o zaman. Şansal Büyükaya, aynen, Erman Toroğlu maraton yapıyorlar. Evet. Bakalım ne diyecekler dedim. Ne dediler hocam? Ne dediler? Ne dedi Şansal abiyle şey, Erman Hoca? Seni mi haklı buldular? Anlatsana hocam ya. Aa, Rasim Hoca bak. Ah ah ah. Adam o günden beri kendine gelemedi. Bir duymuyoruz ki. Sesi açalım arkadaşlar. Erman Hoca'nın salladığını ben de dün gibi hatırlıyorum. 16 yaşında bir çocuktum. Galatasaray'ın şampiyonluğunu istediğim için Ahmet Çakar'a da Ahmet Hocam diye bayılmıştım senin ama... Senin sevgin oradan da. Bugün itiraf ediyorum, bu penaltı uyduruktu. Ama biz o gün Ahmet Çakar'a Galatasaraylılar adeta taptık. Çünkü bizi şampiyon yaptı. Ahmet Çakar bizi şampiyon yaptı bu düdükle. Beşiktaş'ın işte Beşiktaş'ın kaderi bu. Beşiktaş'ın kaderi bu. Onun için Beşiktaş'ın yıldızlarla falan hiç ilgisi yok. Beşiktaş'ın yıldızla mızızla işi olmaz. Beşiktaş'ın boynu hep böyle bükük kaldı işte. Boynu bükük yaşadılar. Ama Beşiktaş'ın her zaman yolu uzundur. Beşiktaş'ın her zaman alnı aktır. Alpay da bağlanmıştı, ben hatırlıyorum. Alnı aktır. Büyük Beşiktaş taraftarı. Beyazımız bembeyaz. Siyahımız da budur işte. Erman'ın sesi. Sorumlu Erman. Bir verelim arkadaşlar, bir başa alalım, başa alalım. Yardım ediyor. Yapmayacak. Ellerini falan açacaksın kardeşim. Değmeyeceksin. Çünkü pozisyonda aslında işin püf noktası ne biliyor musun Şansal? Bu pozisyonda Alpay'ın durduğu yer yanlış. Alpay forvetle müdafaa arasına girmesi lazım. Top gelip de önünde Hakan'ı görünce paniklemiş. O forvetin belli. Gerisinde kalmış. Tabii. Tam ters yerde kalmış. Hakan'ın yerinde Alpay, Alpay'ın yerinde Hakan olması lazım. Panikleyince bir hareketi var Hakan'a. Bir hareketi var da onun şiddeti ne kadar? Yani senin bir ifaden var, hep söylüyorsun. Penaltı gibi olmalı diye. Bu buradan öyle gözükmüyor. Ama sen yardım edersen, Hakan'la öyle düşerse, Allah verdi bir göz, ben de alırım. İki göz hesabı, penaltıyı alırsın. Hiç dokunmayacaksın ellerinden. Ahmet Çakar bizim maça verildiği zaman ben gerçekten ürktüm, biliyor musunuz? Yani yine bir haksız penaltı olacağım diye ürktüm benim adıma. Çünkü Ahmet Çakar bunu hep bana yapıyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani ben şunu demek istiyorum. Hollanda maçında da aynı benzer hareket oldu. Ama dedim ki o zaman gerçekten çektim dedim yani. Penaltı dedim Hollanda maçında, Türkiye-Hollanda maçında. Evet. Ama şimdi buradan gerçekten yürekten söylüyorum ki hiçbir hareketim olmadı. Buradan ben bütün kameralardan siz orada bakıyorsunuz. Benim bir hareketimi net olarak göremediniz. Evet. Ahmet Çakar'ın pozisyonunuza bakarsanız aramızda 30 metre var. Ve benim sol elimi 30 metrenin imkanı yok göremez. Ben bu penaltı bu kadar ucuz veririm. Siz kendiniz söylüyorsunuz orada, diyorsunuz ki penaltı gibi verirsin diyorsunuz. Evet, eğer gerçekten penaltıysa ben çok doğrucu bir insanım yani. Ben penaltı yaptırdım derim ama inanın ki penaltı değil bu pozisyon. Son anlarda kazandı. Ben penaltı yaptırdım derim ama inanın ki penaltı değil bu pozisyon. Son anlarda kazandı penaltı. Yalnız Alpay'ın lafı çok ilginç. Alpay Özal şu anda da milletvekili diyor ki Ahmet Çakar maça verilir verilmez eyvah dedim. Yine bana haksız penaltı çalacak dedim diyor. Daha önce de haksız çaldığını iddia ediyor ve çaldı diyor. Hocam sen Alpay'a daha önce de haksız penaltı çalmış mıydın? Yoksa hatırlamıyorum. Nereden eyvah dedim diyor. Ahmet Çakar maça verildiği an diyor. Bilmiyorum, duyabildi mi insanlar? Eyvah boş dedim diyor. Hocam bir hakem hata, hakemdir hata yapar lafı var ya. Hakan da atmış kendini, atmış. Hakan da atmış. Ve itiraf ediyor zaten. Hakan da atmış kendini. Çok da hocamın üstüne gelmeyin. Söyleyeyim mi? Zaten bu görüntülere baktığım vakit ben burada yorumlasam bu penaltı değil derim. Hakem uydurdu derim. Hatta hakemin suratına bakın. Çakal gibi derim. Hocam şu anda Beşiktaş Galatasaray maçı bitmiş, bugünkü maç. Hakem de Ahmet Çakar. Sen de yorumcusun. Ne diyorsun hocam? Bekle. Bir görüntüyü geri alın arkadaşlar. Hocam Beşiktaş Galatasaray maçının en tartışmalı pozisyonu. Pozisyonu bir göreceğiz önce, arkadaşlarımızı ekrana getirecek söyleyeyim şu anda. Mi? Dürüst konuşayım mı? Lütfen hocam. Bir ekrana getirelim. Benim suratımı göster. Hocam orta geliyor şu anda. Pozisyonu izliyoruz. Ceza sahası için orta. Beşiktaş'ta Alpay ve Hakan. Söylüyorum. Beşiktaş'ta
kara gece. Kendini hakem zanneden bizi biri. Bir de yalandan yere bu hareketleri falan yapıyor. Herkes uzaklaştırıyor. Hokkabaz. Alpay'ın göğsüne yalandan yer veriyor, vuruyor ki sempati ikmali. Dur. Hayır burada değil, bu sempati ikmali. Devam et. Dur deyince işte, dur. Pişmanlık. Dur. Biraz geri, biraz geri. Biraz geri. Beceremiyor değil hocam. Alpay bir şeyler, penaltı falan. Göğsüne vuruyor. Hocam çok mutsuz. Ya idare et işte, verdik i̇şte, ya. Vallahi Mehmet büyük ekşi. İşte senin hakemin. Penaltıyı vermiş, surattan düşen bin parça. Suratta son derece büyük bir suçluluk. O çekmeyle böyle tak pap. Allah belanı versin hakemlere. Hocam onu görmüyor musun? Ya onu görmüyor musun onu be Ahmet? He. O pozisyonu görmüyor müsaade musun? O çekmeyle böyle tak. Mehmet Büyükekşi, Ahmet İmanoğlu. Ahmet, işte sizin Allah hakeminiz. Allah senin müstahakını versin Ahmet. Maçı Beşiktaş'tan aldı. Beraberliğe getirdi. Bu surat zaten suçluluk psikolojisi. Bravo. Hokkabaz gibi bir de gidip Alpay'ın göğsüne vuruyorsun. Yazıklar olsun size. Türk hakeminin içine ettiniz. Derdi. Hocam. Derdi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu sizi aradı mı? Ne? O dönemin MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'su. O zaman. Ya ben MHK Başkanı kim? Bülent Yavuz değil değil mi? Bülent Yavuz değil. Bülent Yavuz değil mi? Allah rahmet eylesin. Şey ya bizim Galatasaray'ı ya. Hilmok değil. Ertuğrul Dilek. Ertuğrul Galatasaray'ı ya. Hayır abi ondan sonra. Ha sonra. Hilmok. Hilmok. Akşam eve geldim. Hilmok. Hiç unutmam. Çok yorgunum. Bacaklarım, kalçalarım ağrıyor. Anlat hanım hocam. Bir tane fasulye plaki vermiş. Onu yiyorum ama bakayım dayı ne diyecek? Dayı kim? Erman Hoca. Demir, Kerem Demirbay değil tabii. Gördüğünüz ya. Hocam şey, sonunda dayı. Bir dakika. Kapı görevlisi gibi genç yakışıklı adam. Tamam mı Erman? Kapıcı Erman. Hocam çok demedim. Kapı yalnız görevlisi. Hocam sana torpil geçmiş çok ağır eleştirmemiş. Hayır yo, aslında yine, ortaya karışık. Ortaya evet. Ortaya karışık. Alpay'a da suçlamış. Orada sen bu işi, orada sen bu el hareketini yaparsan adam da penaltıyı alır demiş. Erman Toroğlu yine seni savunmuş hocam. Savunmak da fazla vurmadı. Bir dakika orada yalnız bir sıkıntı var. Bunu da itiraf ediyorum. Bak ne diyorum kendime? Bu hokkabaz yalandan Alpay'ın göğsüne vuruyor. Surat suçluluk duyuyor. Tuhaf bir penaltı diyorum. Vallahi fakat orada yaşadığımı söyleyeyim. Söyle hocam. Mırmiç. Kurtarsın istedi. Penaltıyı verdikten sonra Alpay'a geliyor. Küfür ederek. Sayın Vekil Alpay Özalan. Şahit. Ne yapıyorsun diyor. İki hafta önce Zidorf'u çektin aynı şekilde diyor. Penaltı diyor. Niye bizi yaktın ne diyor. Ne kadar genç ya. Kaleci Mırmiç Alpay'a daldı orada. Ona atarlandı. Evet. Bunu da itiraf edeyim. Hocam gerçekten de 30 metre var Erman ya. Abi burada kaç yaşında? Nerede Alpay, hocam? Alpay abinin dediği doğru hocam. Kardeşim bir dakika ben nerede oynarsana hocam? Oynarsana bir pozisyonu. Hakan abi ortalıyor galiba. Bir dakika dur burada Hakan dur. Ünsal, dur. Hakan Ünsal. Geri, 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 geri. Geri al. Ortalayan Hakan geri Ünsal al. Galiba değil mi? Hakan Ünsal, Hakan Ünsal. Hayır hacı. Hacı. Dur, hacı dur. Nerede olacağım? Onların içine mi gireyim ben? Doğru söylüyorsun. Yerim normal. Ama pozisyonun ters. Alpay'ın dediği gibi değil. Göremezsin o çekmeyi. Hayır burada bak hakemlere bir eğitim. Çekmeyi göremezsin. Ortalandan topa bakarsanız tenis topu gibi yanarsınız. Çekmeyi evet. Göremezsin. Düşeceği yere bakarsınız. Hayır bakmaz olaydı. Neyse. Acı çekiyor muyum çekiyorum. Çekiyorsun. Bu dakikadan itibaren o maçtan itibaren Ahmet Çakar, Vahap Beyaz Ahmet Çakar olayı geldi mi geldi. Geldi. Sonra. Ama sahada penaltı gördüm. Ama sonra pişman olmuş. Yanlış ya. Görmüş tereddüt. Ya. Tereddüt geçirmiş. Abi yanlış görmüş. Ya. Tereddüt geçirmiş ama yanlış görmüş. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ne yapacağız? Diğer dönememesi. Hayır. Dönememiş penaltı o. Verirken penaltı olduğuna eminim. İnandı ama. Bakın, içimden bir ses. Allah'ım. Alpay'a vururken tedirginlik başlıyor. Bravo. O surat. Mehmet Büyükekşi. Hocam çünkü Alpay abi çok kendinde. Çok iyi. Yani çok içten. Çok kendinde. Ama hocam dur. Açayamadım ya diyor. Şu. Kulağını yiyeyim aya. Göğsüne vururken arkadaşlar. Sakin ol oğlum falan aya. Bunlar... Orada durduralım. Çok samimi Alpay burada bak çok samimi. Dur. Şu göğsüne vurma olayı. Doğru. Hiçbir penaltıda penaltı yapan oyuncunun göğsüne vurmadığıma göre bunu yaptığıma göre bu. Doğru söylüyorsun. Kulağını yiyeyim aya. Bu hep suçluluk psikolojisi. Hocam orada. Döndür yani. Suratı. Çok samimi çünkü Alpay. Döndür hocam. Suratı. Ya hocam hiçbir şey yapmadım. Yani ya. Hocam bizim dur. Bir tane şampiyonluğu yedim biliyorsun. Mehmet Büyükekşi. Resmen yedim. Hocam. Sayın Başkan. Böyle hakemlerle Türk futbolunu bir yere götürmek. Hocam Mehmet Büyükekşi'yi boş ver. Tarihi şaka konuşmayı yapıyorum. Yap. 97. Beşiktaş'ın bir şampiyonluğunu yediğini itiraf etti. Beşiktaş camiasından da özür dile. Özür dileme değil. Beşiktaş camiasından bir şey konuşmayı yapsın. Bir dakika. Müsaade misin? Hayır, Beşiktaş şey camiasından özür dilemiyorum. Bir. Sağda bu penaltıyı verirken namusu şerefine inanarak verdim.
Tabii. Ama görüntülere aynen baktığım öyle vakit bana... Ya ayrı bir şey. Geçmiş öğrenmedi. Gel. Hata yapmış, anlamadı. Tamam, ne demektir bu? Abi şu şampiyonluğu yedi. Haksız penaltı. Çocuklar. Şampiyonluğumuzu yedi. Bir dakika. Yedi, doğru. Ne? Bizi izleyen binlerce, milyonlarca insana Ahmet Çakar'ın hiç suratını böyle gördünüz mü? Yok. Ya Allah'a ben hiç görmedim. Bak şu yok var ya şu. Büyük bir pişmanlık. Geri dönememek. Yalnız, geri dönememek. Yalnız, Ahmet Çakar'ın orada var ya bak gerçekten ya, ben Ahmet Çakar'ın. Ben ne yaptım ben diyor. Ne yaptım ben diyor. Ne yaptım Sinan diyor. Sen de çok insafsızsın ya. Çok kötü. Yıllar, ne yaptım yıllar diyor. Yıllarca dostluğuna dostluk yapsın Ahmet Çakar'a da böylesin. Böyle karnı ağrıyor. Ahmet Çakar bak şu an karnı ağrıyor. Kalbi ağrıyor. Başı ağrıyor. Mutsuz. Pilavdan da dönemiyor. Ya bunlar kendini inandırıyor. Ne skandal kararlar verenler var. Hangisi Ahmet Çakar kadar dürüst itiraf etti ya? Doğru. Bir de muhabbet itiraf Allah etti. Allah. Ben ona uyduruk verdim yapmayın dedi. Yapmayın arkadaş ya. İtiraf. Ahmet Çakar çok anlattı. Ahmet Hoca anlattı. Ve ilk defa bir kalecinin kurtarmasını istedi. Ben Sinan'ı... Avukatçıyı da aksattı. O da doğru. O da doğru. Avukatçıyı da aksız herhalde. O maçtı değil mi? Üzülme. Üzülme. Ben program üzülme arkadaşlarımı... Bırak bu timsak gözyaşlarını. Oo. Ne ben... alakası var? Bakar mısın kardeşim? Bir de beni göster bakayım. Habire gülüyorsun oradan sen de ya. Ya beni göstersene kardeşim biraz. Ben bu programda program arkadaşlarım Ertem Şener, Sinan Engin... Ve Rasim Ozan Kütahyalı, sizleri telin ediyorum. Sizlere sonsuz teessüflerimi bildiriyorum. Siz, ben değil, ben siz yayın arkadaşınız Ahmet Çakar'a burada yaptığınız manevi bir işkencedir. Adam itiraf etti, yıllar sonra bir olgunluk gösterdi. Siz inadına adamın üstüne gidip vicdan azabı ve adamı burada ağlatma. Ben buna katlanamam. Çünkü sen hiçbir zaman Beşiktaşlı olmadın. Ben buna senin hiçbir zaman için yanmadı. Ben buna katlanamam. Sen hiçbir zaman Beşiktaşlı olmadın. Benim Amok Açı'yı da haksız yere attı. Ayıp. Amok Açı'yı da haksız yere attı. Ayıp. Burada. Amok Açı'yı da haksız yere attı. Burada 15 yıldır yayın yaptınız. Alpay abinin yüzüne. Rahim abi. Rahim abiye bak. Tamam da adam hata yaptığını söylüyor. Manevi işkence ne? Ne? 30 sene sonra, 30 sene sonra benim şampiyonluğum gitmiş. Bak Volkan'a bak, kaleci Volkan. Adam şampiyonluk gitti. Emre. Ya biz de şampiyonluklar kaybettik. Ne yaptık adamı, öldürdük mü ya? Bak resmen Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Adam zaten hata yaptım diyor. Abi ne yaptınız adama? Tesirli Galatasaraylı. Yazıklar olsun. Tesirli Galatasaraylı. Ona kaydı abi. Bak bir dakika dur. Tesirli Galatasaraylı. Dur. Ertem. Bir geri götüreyim seni kanka ya. Tesirli Galatasaraylı'yı Beşiktaş Galatasaray şampiyonluk maçına vermişler ya. Tesirli Galatasaraylı. Haluk Ulusoy. Ulusoy ya. Haluk Ulusoy. Bir Beşiktaş maçı rica ediyorum arkadaşlar. Kalk ya. Nereye gidiyorsun? Kalk ne oturuyorsun adamı burada ya. Bir Beşiktaş maçı rica ediyorum arkadaşlar. Hocam çok mutlu. Bir Beşiktaş maçı rica ediyorum. Size yazıklar olsun ya. Bir Beşiktaş maçı rica ediyorum. Yazıklar olsun size. Sinan abi sevgili seyirciler çok şampiyonluğumuz gitti böyle. Bakın bir Beşiktaşçı olarak söylüyorum. Şampiyonluklar gitti böyle. Çok şampiyonluğu gitti Beşiktaş'ın böyle. Herkese dalıyor. Benim kaç tane şampiyonluğum gitti Ertem, böyle Beşiktaş'ın. Herkese olur dalıyor, mu? Dalıyor, dalıyor. Bıraksın bu işleri abi ya. Ne alakası var ya? Bıraksın. Amok Açı'yı da o maçta attı aynı doğru, şekilde. Doğru, haksız attıydı. Çok ya, doğru. Sonra diyor ki, ben diyor o an... Yahu kardeşim ters koldasın. Nasıl veriyorsun onu? Ters pozisyonda nasıl görüyorsun?
Öyle adam, ben adam tesirli Galatasaraylı kardeşim, bırak bu işleri ya. Ben Ahmet tamam, hocama... çok seviyorum. Ahmet tamam, hocayı çok seviyorum. Tamam, olabilir. Şey ayrı bir konu ama bu konu farklı. Ben Ahmet hocama bir soru soracağım geldiği zaman. Acaba Fenerbahçe Beşiktaş maçında 2-2'lik maçın rövanşı mı oldu bu Ahmet hoca için? Onu da soralım kendisine. 2-2'lik maçın Semih abinin, değil mi? Semih abi çizgi üstünden çıkartmıştı. Onun bir rövanşı mı oldu? Bülent abi yerde. Kırmızı kart pozisyonu. Buyurun, şurada yok. Kırmızı kart bak, pozisyonu. Bak Ahmet Çakar. Nokaç oyundan atılıyor. Bak. Nasıl rahat gösteriyor bak bak. Bak bu sezon birinci Ertem. Kırmızı kart. Ne tezahürü bu Ahmet Çakar'a. Ertem. Bak 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 Amokaci'yi de attı. Gitmişken sallayalım iyice arkasını. Böyle bir şey olabilir mi ya? Amokaci'yi de attı ya. Ertuğrul abi burada. Rasim hocanın Rasim yanında. Rasim Karadayamsın. Kadir Akbulut. Kadir abi. Kadir Akbulut. Bir bak, görelim bak, pozisyonu bak, bak. Sinan abi. Pozisyona bak kırmızı. Hiç kırmızı değil abi, ya. Abi neresi hayır, kırmızı ya? Sarı, sarı verdi buna. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Direkt atıldı. Kırmızı. İkinci sarıdan, i̇kinci çift sarıdan. İkinci sarıdan, sarıdan babacığım. İkinci sarıdan mı? İkinci sarıdan. Çift sarıdan. Çift sarıdan. Bu sarı mı ya? Bıraksın bu işleri ama ya. Ama Kaki de attı ya. Beşiktaşlardan şu anda var ya teşekkür yağıyor. Bilmiyorum. Benim, benim telefon da kırık şey olacak. Galatasaraylılar bile tebrik ediyorlar. Galatasaraylılar kabul ediyor evet. Zaten 97. Galatasaraylılar bile tebrik ediyorlar. 97'yi Galatasaraylılar kabul eder. Dürüst Galatasaray'ın hepsi 97. Olur mu ya 97. Galatasaray'ın şampiyonlukları da tertemiz. Değil de. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ında. Bu maç değil. Ya, bir maçtan dolayı demeyelim. Yani. Hocanın burada kötü niyeti yok. Ama olan oldu. Ümit Davala. Efendim arkadaşlar. Ümit Davala. Bırak bu timsah gözyaşlarını. TT olacak şimdi. Vallahi billahi. Bırak bu timsah gözyaşlarını. Üstüne bak. Çakar. Dengelemek için Ümit Davala'yı da atıyor bak. 15-20 milyon Beşiktaşlı'nın bayramın 3. Ahmet günü. Ahmet Hoca de. Buyur abi. 15-20 milyon Beşiktaşlı'nın bayramın 3. günü bütün duygularını, bütün eğlencesini, bütün sevgisini, bütün aşkını aldın elinden götürdün. Ondan sonra kaç sene sonra? 26 sene 26-25 sene sonra sen üzüldüm itiraf ediyorsun. Bırak bu işleri abi. Ha Ahmet Çakar Vahap Beyaz şeyine katılmıyorum o besteye. Orada küfürler var bilmem ona katılmıyorum hocaya. Ama hoca burada itiraf et. En önemlisi o. İtiraf. Ama adam Ertem. Oğlum Galatasaraylı herif ya. Adam Galatasaraylı adamı maça vermişler. Ultra aslan adam. Alpay abi diyor o zaman tam Galatasaraylı. Hayır o zaman tam Galatasaraylı. Ürktüm diyor. O zaman tam Galatasaraylı. Verildiği an tamam. Ürktüm diyor. Şimdi değil. Şimdi fark etmez. Bir gün Galatasaraylı, bir gün Fenerli, bir gün Beşiktaşlı, Trabzon. Şimdi ortada objektif ayrı ama o zaman tam daha yeni kanı kaynıyor senin gibi. Öyle mi diyorsun? Hasta Galatasaraylı. Herhalde bu abicim daha yeni. Alpay'la sağlıyor bak. Alpay'la sağlıyor bak. Vay be, Erhan Telli Fatih Hoca'nın yanında. Fatih sevgili Erhan Telli. Erhan'a çok selamlar. Fatih abiye bak ne kadar Erhan genç. Erhan Telli ya. Değil mi Erhan ya? Sevgili kardeşim Erhan. Fatih abiye bak ne kadar gazeteci genç. Arkadaşım. Çok genç, çok genç. Erhan Telli Erhan aynen. Da var ya katalogdan fırlamış gibi ya. Manken gibi kardeşim benim. Çok büyük bir gazeteci. Çok severim. Şey o sırada 44 yaşında. Erhan Telli'yi de Fatih abi 44 yaşında. 44 yaşında. YouTube'da seyrediyoruz sürekli olarak. Efendim? Fatih Hoca 44 yaşında 44 mı oldu? 44 yaşında. 53'lüdür Fatih Hoca 44. Ahmet Hoca 34. Erman 49. Ahmet Hoca kaç yaşında? Ahmet Hoca 35. 34'lüyüm, 34 yaşındayım. 62, 62 doğumlu işte. Ha, 62. 60, 35. Sen 32 o sırada. Sen 33. Vay be. Ben 16, Ertem sene sen... Sene kaç? Sene kaç? 97. 90, 22. Sen 22, ben 16. Gel hocam hoş geldin. Çakar 35. Apo dedi ki bana. Beşiktaş tezahüratı. Fatih'lerin 44 yaşında var. Sinan ve Rasim ve Ertem manevi işkence yapıyorlar. Manevi. Ona rağmen ya, geldi. Değil, manevi yapmadık. Normal bir soru söyle. Fenerbahçe Beşiktaş maçının intikamı mıydı bu? Yok. İntikam falan mı? Yok ya. Verin arkadaşlar. Öyle gördü. Şimdi Ahmet Hoca bir ekranda olsun arkadaşlar. Hocamdan bir ricada bulunacağım. Beni de alın görüntüden. Beni de alın. Aa Erman bağlanmak istiyor Erman abi. Vallahi mi? Ah. Çok güzel olur. Kur'an çarpsın. Reklamdan sonra. Erman abi. Dayı. Çok bir güzel dakika. Olur. Şimdi gördüm. Erman abi reklama girelim. Harika. Seni bağlayalım olur mu abi? Arkadaşlar. Okey şey yaz buradan. Ahmet hocam bir ekranda olsun. Ekranda olsun. Bir dakika. Görüntüyü alın her bir şeyi. Bir dakika. Abim canım benden 13-14 yaş büyük. Abim ben elinde büyüdüm. Erman abi bağlasanıza diye yazmış. Tamam bağlayacağız. Erman abi uygun görürsen dayı. Reklamdan sonra bağlayalım. Hocam olur mu senden bir ricam var. Bakın hayır yanlış tamam, anlamayın. Tamam tamam. Bakın ne hocam, yapmışım. Tamam hocam. Heh. Hocam senden bir ricam var. Şöyle. Büyük Beşiktaş taraftarı için bir kartal pozu yapar mısın? Aç sesi. Evet.
Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Derin futbolda ve sürpriz bir konuğumuz olacak tabii ki. Çok da sevdiğim, hem de çok değerli. Erman Toroğlu efsanesi. Erman hocam. Hazırsa eğer bağlayalım arkadaşlar Erman hocamızı, büyük ustayı. Erman Toroğlu. Arkadaşlarımız arıyorlar. Ahmet Hoca hala bıraktığınız gibi bu arada. Onu da söyleyelim. Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu. Türkiye'nin iki büyük değeri, iki büyük ismi. Yıllardır dostlukları, kardeşlikleri, abi kardeşlikleri çok çok önemli. Erman hocamızı da tabii televizyonumuzda, Beyaz Futbol'da ağırlamak bizim için de her zaman önemli bir onur, şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. Sağ olsunlar. Yayınımıza da bağlanacak şimdi Erman abi, Erman hocamız. Hala çok değer verdiğimiz, çok özel bir isimdir. Türk futbolunun hakemlerinin iki abisi Ahmet Hoca ve Erman Hoca. Erman Hoca şu anda hattımızda mı arkadaşlar? Hazır. Erman Hocam. Efendim. İyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Sağ olun, sizden ne haber? Sağ olun hocam. Hocam bir şey söyleyeceğim. Benjamin Button filmini seyrettiniz mi siz? Hayır. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Benjamin Button gibisiniz. Gittikçe daha da gençleşiyorsunuz. Allah nazardan esirgesiniz. Çok saygılar, selamlar. Yaş aldıkça gençleşen karakter hocam. İzlemen lazım. Ruhunuz Benjamin da çok iyi. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi filmi Erman Toroğlu için yapılmış. Hocam izlemesi lazım ama acil. Şimdi arkadaşlar. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Evet, Orhan'la hoş bulduk. Hepinize verelim. Selamlar. Sağ şimdi çok fazla kalmayacağım. Hemen 2 dakikada konuşup gidip. Söyle hocam. İşte uçağım var. Saat 4.30'da falan kalkmam lazım. Çok fazla kalmayacağım. Bir iki cümle söyleyeyim, gideceğiz. Hepinize selamlar. Şimdi orada bir hakem var, Ahmet. İki de futboldan gelen arkadaş var. Tabii onlar benden ufak. Bir şey söylemek için size bağlandım. Hakem bir kişi, hata yapıyor, yapılır. Futbolcular 11 kişi. Yalnız şunu söylüyorum ben. Hocam, hakemin taraftarı yoksa futbolcuların taraftarı var. Hakem hata yapıyor, doğru, yapabilir. Peki, tamamen ama bu mecazi, yani şey değil, böyle genel ahlak değil. Çünkü yine ben futbolcuların özel hayatlarını, kişiliklerini bilen, sahada oynayan, futbol hırsızı, pozisyon hırsızı, pozisyon düzenbazı, pozisyon sahtekarı. Futbolculara niye konuşulmuyor da hakemlere dalınıyor, o güzel de bu pozisyon hırsızları, puan çalan hırsızlar, sahtekarlar niye konuşulmuyor? Çünkü onların taraftarı var, onların taraftarları yorum yapanları duman ederler arkadaşlar. Eğer onlara konuşursak biz, bu ahlak doktoru ama pozisyon ahlak doktoru diyorum. Doğru söylüyorsun. Özel hayatlarını bilemez. O farklı bir boyut. Bunlar futbolda yok olması lazım. Ve bu isimler hep aynı isimler. Sahaya baktığınız zaman yıllarca ceza alanı dışında penaltı alan, kendini atan, hırsızlık yapan, pozisyon hırsızlığı yapan, takım arkadaşının puanını çalan, istikbalini çalan, karşı takımın istikbaliyle oynayan, bu puan hırsızlarını, çakalları, puan çakallarını niye konuşmuyorsunuz? Niye deşifre etmiyorsunuz? Doğru söylüyor. Sabahtan beri sizi seyrediyorum. Hakem tamam, hata yapmış. Peki pozisyon hırsızları ne yapmış? Pozisyon hırsızları, pozisyon çakalları. Hocam söyledik ama Hakan kendini atmış dedik orada. Penaltı attırmak için almış. Hakan kendini atmış. Söyledim ben bunu. Özellikle söyledim. Hocam. Hakan bak, atmış. Bak. Hakan atmış ayrı. Hakan burada pozisyon hırsızlığı yapmış. Doğru. Pozisyon sahtekarlığı yapmış cümlesi farklı. Doğru doğru. Aynen öyle. Pozisyon eğer bunları söylerseniz, bunları yıldırırsınız, bunları hala yapanlar var. Ha, ben bunları televizyonda söylüyorum. Pozisyon hırsızı diyorum, bilmem ne diyorum, söylüyorum. Arif de çok, Arif de çok yapar. Bunlarla mücadele böyle olur. Doğru. Evet. Yoksa doğru. Ahmet Çakar, Vahap Beyaz, Erman Toroğlu hikaye. Hocam sen de o zaman Alpay'ı suçlamışsın. Parayla bir şey yapıyorlarsa bir şey, onları vurur öldürür. Ben de sizden beraber. Ama hocam, pozisyonu görmemiş, vermiş, olur olur. Ama
esas nokta bu pozisyon hırsızları, onların kökünü kazımak lazım. Doğru. Hocam. Bu sahtekarları. Hocam sen de o zaman para çalıyor bunlar. Alpay Özalan'ı suçlamışsın maratonda hocam. Maratondaki o zaman 49 yaşında Erman Toroğlu Alpay Özalan da yapmamalıydı falan demişsin. Hatırladın mı hocam o evet, günü? Doğru. Doğru. Halbuki doğru. Ya sen de biraz Alpay'a haksız yüklenmişsin gibi galiba o gün. Temas var ama be. Temas var mı? Var tabii var. Ya şimdi var. Bakın arkadaşlar. Var. Temas olduğu zaman hakemin yorumuna girer. O zaman size söylüyorum. Hiç temas yoksa %100 sarı kart verirsin. Ama temas varsa haber üstün vermezsin. Bakın burada ayrı dedin öyle yok mu yanıtları? Temas varsa hakemin kararı. Ben vermem diyorum. Doğru. Bugün doğru. De aynı fikirdeyim. Ben penaltı penaltı gibi olur diyorum. Bugün de aynı doğru. Fikirdeyim. Alpay dokunuyor, Hakan da pozisyon hırsızlığı yapıyor. Bir dakika dur. Çakar da ibriliyor. Dur Rasim bırak. Bir dakika. Evet. Doğru. Erman hocam. Erman hocam. Efendim? Ben Abdülkerim Durmaz. Şimdi efendim? Şimdi hocam size bir şey soracağım ama biliyorum zaten çok samimi direkt cevap veriyorsunuz. Şeyiniz o, üslubunuz o çok güzel. Çok beğeniyorum o tavrınızı. Şimdi hocam sizi şimdiki nesil ve bundan önceki nesil hep hakem olarak biliyor. Ama ben gençliğimde sizi futbolcu olarak seyrettim. Evet. Ankara gücünde siz oynarken ben sizi seyrettim. Evet. Hatta 8 kişiyle Fenerbahçe'yi bizi Türkiye Kupası'ndan elemiştiniz. Doğru. Evet. Ben sizin futbolcunuzu da biliyorum. Size özel bir soru soruyorum. Bu futbol evet. Hırsızlığı dediniz ya hakemi kandıranlar için falan. Hala var. Kıyamete kadar da devam edecek. Olacak böyle tipler. Siz hocam çok samimi istiyorum ama. Futbolculuk döneminde hiç pozisyon hırsızlığı yaptınız mı? Bir hakemi kandırdınız mı? Hayır. Tamam. Tamam. İnandım hocam. Yani benim futbolculuğum döneminde. Türkiye'nin kardeşim iyi oldu söylediğin. Doğru. Evet. Hani o 8 kişilik maç var ya. Evet. Evet. Orada maçta mıydın yoksa bak. Maçtayım hocam. Çok küçüktüm ben. İzlemiş, ama maçlara izlemiş. Gelirdim ben. Peki. Bak şimdi. Benim hakem olmama sebep maç odur biliyor musun? Evet. Allah Allah. Ben o maça şahit oldum genç yaşta. Ne oldu biliyor musun? Bir dakika dur. Kardeşim. Buyur hocam. Yılmaz şahane bir gol attı rahmetli. Yılmaz Şen. Allah rahmet eylesin. Yılmaz Şen Allah rahmet eylesin. Evet. Yılmaz Şen Allah rahmet eylesin. İyi de oyuncuydu. Evet. Çok güzel bir gol attı Romaçıtay'la yeni türbünler tarafına. Hakem de Muzaffer Sarbaş. Golü atan bir futbolcu ne yapar yaptı derim? Sevinir. Çevirdim. Bu ne yaptı biliyor musun? Bu golü dedi hepinizin karısına, kızına filan diye devam etti. Evet. Ben de dedim ki atmayacak mısın bunu dedim. Evet. Oyunu çomaklama seni atarım dedim. Bak, hakeme bak hakeme. Evet. Adam peki diyor. Ne oldu? İki dakika sonra bir daha geldi Yılmaz. Rahmetli. Bu sefer sırtı dönü. Ceza alanının 2 metre dışı. Abdülkerim bekledim topu indirmesini. O böyle göğsünden güzel istop ederdi. Göğüs topu yapardı. Bizim kareye dönük ama. Evet, evet. Tam top aşağıdayken buna bir daldım. Top ben Yılmaz kaptık. Bu yerden bir kaptı. Ayağımı kırmaya bastı. Tekmeliği kırdı işte elimden. Hakem Yılmaz'a attı. Sonra ne oldu biliyor musun? Evet. Benim başımda Ziya, Nedim, Fuat, bu arkadaşlarım. Hocam bunu da atmazsan bu maç zor biter dediler. Beni de attı. Bak görüyor musun? Tam Fenerbahçe'nin evrinde bir hakem. Sonra bir futbolcu daha, bir futbolcu daha. Sonra bir gol atıldı filan. O maçtan sonra gazetelere beyanat verdi. Futbolcudan sonra futbolu bitirdikten sonra hakem olacağız. Doğru. Hocam iyi ki de öyle olmuş. Senin gibi çok renkli, çok başarılı bir hakemimiz olmuş. Vallahi. Valla ben o iddiada değilim. Benim hakemliğim şöyle. Ben hakemliğe girdiğimde 50 yaştı. Ben Türkiye'de hakemlik yapmak hocam. İstemiyordum. Ben Uluslar Kupası falan istiyordum. Dünya Kupası. Ama ben FIFA oldum. 50'den 48'e düştü. 48'den 45'e düştü. 5 sene kaybettim. Doğru. Erken bıraktı. Erken bıraktı Erman Hoca o yüzden. Erken işte 5 sene kaybettim. Evet. Ne yapalım bizim de şansım. Yoksa benim Türkiye değildi. Hedefim yurt dışıydı. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Erman abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Erman Toroğlu hocamızı çok seviyoruz. Yalnız ben yıllardır Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herkes bilirdi.
Burada dur. Birbirini dur. Tutar ama dur. Erman Hoca ile Ahmet Hoca'nın bu kadar birbirini tuttuğunu da ilk defa görüyorum. Oğlum, biz kırsaydık kanka. Bir dakika. Erman abinin sonundaki kim biliyor musunuz? Vahap Beyaz. Vahap Beyaz. Soldaki yani. Siyahlı meyen Vahap Beyaz. Bıyıksız olan. Bir daha göster şu Vahap Beyaz'ı. Galatasaray'ı i̇şte. Şampiyon yapan Vahap Beyaz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sağ olsun, teşekkür ederim. Oralar hep biplendi. Galatasaray Türkiye'nin en şerefli kulüplerinden abi, birisidir. Galatasaray'ın her şampiyonluğu da alnının Galatasaray'ın bir günahı tertemizdir. Kardeşim. Süt kadar temizdir. Ya, ben Galatasaray'ı da söylüyorum. Ertel'cim Galatasaray'ın bir günahı yok ki. Hayır, hayır, şunu söylüyorum. Beyefendi zaten yapmış. Orayı bipledik. Korusa Cami Çakar ve Vahap Beyaz. Ahmet Çakar. Ahmet Çakar. Galatasaray'a hayatta laf söyleyemem. Herkes bilebilir. Benim, beyefendi diye bana mı hitap ediyorsun? Hayır, Ahmet Çakar'la Ahmet Çakar'la Vahap Beyaz'ın yediği iş. Vahap Beyaz beyefendi zaten işi yapan Galatasaray'ın ne gibi Galatasaray'ın bir şey yok ki. Galatasaray hazırlık oluyor. Şimdi hocam üzgün. Ya, pişman. Baba dereye. Köprüden çok su geçmiş köprüden. Peki ne yapmalı Ahmet Hoca? İntihar mı etti? Ne oldu? Kendini mi atsın adam? Tünele geçmişler. Oradan iş bitmiş. Galatasaray'ın şampiyonlukları artmış. O günden sonra havaya girmiş. Bir daha olmuş, bir daha olmuş falan filan. Hocam şimdi üzülüyor. Peki hoca bu gece bir çılgınlık yapsa hoşuna mı gidecek senin? Yapmasın. Hiç vicdan azabı çekmez. Yok yok. Öyle şimdi bir şey adamı yıktınız kardeşim ya. Dışarıda adam bitirmiş. Pişmanlığını söyledi zaten. Hocam yapmaz. Hocam dışarıda... Bir sevgili tane. Şansal abiyi de aradı arkadaşlarımız. Hocamı şimdi alacağım ben çorbacıya gideceğiz hocam. Şansal sevgili Şansal abi varsın. Programımızı izliyor başından beri. Ellerinden öpüyorum Şansal abi. Şansal abi dedim mi? Meslek büyüğümüz bu bağlansın, koltukların... Bağlansın Şansal bu koltukların, baba. Bu ekranların gerçek sahibidir. Büyük usta, büyük usta. Şansal abi fakat bağlansın, müsait bağlansın. Dışarıdaymış. Dışarıdan yeni gelmiş. Müsait değilmiş. Gece aleminde. Ya yok be abi. Yasin bir dur be abi be. Yapılacak adam var. Yapılacak adam var. Kendinden ya. Olsun. Samimi hukukum var ya. Olsun, olsun. Olsun. Ellerinden öpüyoruz. Bir şey söyleyeyim. Şansal abi... Hepinize çok selam söylüyorum. İzliyor programımızı. Şansal abi hayatı güzel yaşar. Ne var bunda? Bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki gezecek tabii. Bir şey itiraf edeyim. Adam yıllarca çalıştı. Yeşil rengine itiraf geliyor. Şansal abi özledim biliyor musun ekranda görmek? O mavi gözleri. Hatırlayın çünkü yıllarca. YouTube'da izliyorum ben YouTube'da. Hatırlayın. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Değişim öyle değil mi? Şansal abi özlüyoruz ya. Vallahi Şansal abi. Şansal abi. Ve sen gittin. Orası tam bitti. Erman Hoca ile temin gösterdiğimiz programları efsaneydi. Bir numara. Herkes bir numara. Emirhan Delibaş. Konusuna bir girelim. Şimdi önce bir fotoğrafı getirelim ekrana. Sevgili seyirciler. Herkesin çoluğu çocuğu evladı var biliyorsunuz. Emirhan Delibaş Beşiktaş takımının genç futbolcusu. 20 yaşında 21 yaşında bir genç delikanlı. Arkadaşlık sitesi var. Bir arkadaşlık sitesi. Arkadaş ediniyorsunuz. Adını söylemek istemiyorum. Sosyal medya hesabı. Bir fotoğraf paylaşmış. Emirhan diyor ki bu site burası bana ait değil. Yani bu hesap benim hesabım değil diyor. Fakat Beşiktaş yönetimi bunu kabul etmiyor. Karşılıklı olarak sözleşmesi feshediliyor. Emirhan kardeşimizin. Bugün Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı. Bir ekrana getirelim Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasını arkadaşlar. Böyle lavabodan bir paylaşım yapmış. Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler. Kamuoyunun da bilgisine sunarız saygılarımızla Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Şimdi benim de oğlum futbol oynuyor. Herkes futbol oynadı. Sinan abinin de rahmetli babası, Abdülkerim abinin de rahmetli babası, Ahmet hocamın rahmetli babası, çocuklarının sporcu olması sebebiyle çok gurur duydular. Herkes doğru. Gurur duydu. Şimdi bu çocuğun da bir kariyeri var. 20-21 yaşında ve bu dünya haber ajanslarına düştü. Sosyal medya şalkalandı. Allah. Avrupa'da transfer siteleri diyorum. Bunu haber yaptılar. Bazıları şunu yazdı. Ne alaka? Birisi bu olayın gerçek olup olmadığını bize anlatsın diye. Şimdi bir futbolcuyu kapı dışarı bırakmak mı yoksa sahiplenmek mi? Herkes hata yapabilir ama çocuk diyor ki benim öyle bir arkadaşlık sistem yok. Ben oraya kesinlikle benim böyle bir sosyal medyada hesabım yok. Olsa bile olabilir de genç çocuklar bunlar. Düzgün, karakterli, gencecik bir delikanlı daha. Çocuk yani. Ben çok üzüldüm açıkçası. Şimdi babasıyla konuştu sevgili Devrim Zengi. Önce bir Emirhan'la mı, Emirhan'ın mı versek arkadaşlar? Önce Emirhan'ı verelim sonra babasını verelim isterseniz. Ya da önce babası. Babası konuştu. Baba Rizeli. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Annesi de çok üzgün, babası da çok üzgün. Bir izleyelim bakalım.
Emirhan'ın bugün sosyal medyadaki paylaşımından dolayı sözleşmesi feshedildi. İlk önce bunu nasıl karşıladınız, onu sorabilir miyim? Ya şok geçirdik ya. Çünkü kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Kendisiyle arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi. Yani basın, televizyon, sisli kama falan bir şekilde paylaşılmadı. Bu dedikleri o zımbırtı olayından herhalde yapmışlar. Başka birisi yapmış. Ya çocuk yıkıldı açıkçası ya. Yani zaten Beşiktaş biliyorsunuz saç ektirmeden Abu Bakar'ı diskalifiye etmişlerdi bu kadro dışı. Bir bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Valla hepimiz şoktayız açıkçası. Hala kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk. Evet. Peki kulüpten size bir açıklama oldu mu mesela babası olarak? Sizi aradılar mı ya da? Ayıp ya. Benim oğlum 11 senedir orada iyi kötü mücadele etti. 11 sene. İyisiyle kötüsüyle 11 senemiz geçti. Yani bir herhangi bir bilgi olmadan bize danışma, bize böyle böyle bir sorular sorulmadı. Sizin aradığınız gibi herhangi bir soru ya sormadılar. Anlaşmalı yapıyorlar sözleşmeyi. Ve sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Bir şekilde bizi kandırdılar. Yani bir uşağımı mı kandırdılar? Çocuk da o panikte neye imza attığını da bilmiyor. Neye imzalattılar mesela size? Karşılıklı fesliye. Ha, anladım. Kim attırdı imzayı? Vallahi işte herhangi orada kulüp yöneticilerinden biriydi. Çünkü bizle hiçbir şekilde temasa geçmediler. Peki siz bu haberi nasıl öğrendiniz? Sözleşmesinin feshedildiğini size kim bildirdi? Ya ben taksi şoförüyüm bu arada. Arabamda ben işte spor kanalları dinlerim falan filan. Beyaz TV zaten Sinan abinin sayesinde acayip dinliyoruz. Seyrediyorum geceleri falan da. Radyo sporu dinliyordum. Mithat Halis'i duydunuz herhalde. Evet, menajer. Menajer Mithat Halis abi, ben de çok severim. Yakında abimizdir. Aha. Ya dedi, o kim soru işte, spiker sordu bunu. Ha dedi, Beşiktaş'ta Emirhan Delibaş dedi, kadro dışı bırakıldı işte bilmem ne olayından dedi, feshedildi falan diye söyledi. Mithat abi de dedi ki, ya nasıl dedi ya dedi, o çocuk dedi U19'dayken dedi 20 milyon, süper oynadı dedi, 20 milyon dedi. Aynı böyle söylüyor, izah ediyor. 20 milyon diyor pound'a edecek çocuk diyor. Müthiş futbol diyor. O yeni aldıkları Mucci diyor. Mucci'den daha iyi diyor. Emirhan'ı yapabileceğini Mucci yapamaz diyor. Emirhan'ın asistini, şutlarını bilmem ne Mucci yapamaz diyor. Bu Mucci'ye verilen parayı değerlendirselerdi diyor. Daha iyi olurdu falan dedi. Bugün canlı yayında söylüyor. Yazık diyor ya. O çocuğu harcadılar diyor. Ama diyor bakacağım dedi. Yani işte bakacağım, konuşacağım, yapacağım dedi. Duracağım istedim. Çünkü o çocuğu harcadılar diyor. Peki Murat Bey yani siz... Samet Aybaba. Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben kötü yani gideceğim. Yarın diyor öbür günü bizzat kulübe gideceğim zaten. Bu Samet Hoca. Ben televizyona da çıkacağım. Gerekirse de beni çıkardı televizyona. Tamam sizi... Canlı yayında da konuşurum. O Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. Adam diye geçinen adamı anlatırım. O adam ya. O 20 yaşındaki uşağa baskı yapılmaz. Çocuğa yani o Samet diye adam diye geçinen adam. Gideceğim zaten yarın değil öbür gün kulübe gideceğim bizzat. Peki. Evet. Samet Hoca bölümünü mü? Ya bunu dinlemedin mi böyle ya? Olur mu ya sen Samet abi yani? Öyle şey olur mu yani ya? Niye sallıyor? Niye ağırlaştırıyor? Gerek yok. Olmaz ki. Evlat acısı yani. Futbolcu yani. Yani. Hayır bir dakika. Futbolcuya diyor. İskenderi spora vermek istemiş. Önce gider kulüple görüşür. Samet abiyle veya bu iş konu nedir? Konuyu tam bir öğrenilir. Bu sadece bir resimle mesimle böyle yok o siteyle kayıtlı olmayla falan alakası yoktur. Yani gider görüşür, bir sorar bir öğrenir. Tabii ki çok üzücü bir şey. Altyapıda oynamış. Tabii ki çok üzücü bir şey. Ama şimdi yani böyle yap bu konuşmayı biz verdiğimiz zaman gidip görüşemez zaten. Hakkını arayamaz. Söylediyorlar yani, İskenderun Spor'a vermek istemiş. Yani o hani Türk şey tam da değil, ifade edemiyor böyle. Değildir o öyle bize bir şey. Diyor, bir şey hani, hoca demiş ki gitsin pişsin. Yani ona dediğin gibi ama bu şimdi bu kardeşimiz şimdi Emirhan'ın babası kardeşimiz şimdi burada eleştirdiği zaman zaten daha iş daha kötüye gider. Tabii. Daha iş kötüye gidecek yani burada Samet abi öyle falan dediği zaman. Çünkü farkında değil. Ben ne yaptım diyecek. Onun için tabii gerek ki yok. Ama işte bu baba yüreği bilirsin. Ayrı baba şey, şimdi ne söylemek lazım? Mantığını kaybeder şimdi, insan. Tabii. Oğluna bir haksızlık yapıldığını tamam düşünüyor. Daha iyi yarın. Kızgın bir baba refleksi. Ya doğru söylüyorsun ama yarın gideceksin. Önce bir konuşursun. İşte düşünemiyor. Ay konuş işte. Düşüneceksin, konuşursun. Tabii. Şimdi böyle yaptığın zaman sen bazayı kırıyorsun. Babası işte korkmuş, endişe etmiş yani. Abicim tamam da bu daha kötüye gidiyor. Tabii. Tamam babası endişe
etmiş. İyi o zaman alsın. Hayır, canım, canım. Bir şey gitsin. Hata yapmış. Sinan abiciğim. Sinancığım hata yapmış zaten de ama. Sende hata yapmış ama. Hayır abi. Konu Samet abi değil. Hayır Samet abi olsun başka birisi olsun. Hani ifade yapmış. Bugün Fenerbahçeli bir oyuncu ile veya Galatasaray tanımadın ne oynayın. Samet abi baba adam değil diyor. Bu arkadaşımız taksici arkadaşımız bizim kardeşimiz. Şu an işi iyice zora sokmuş. Yani bu çocuk öyle bak bunu yaparak zora sokmuş. Yarın bu çocuk futbol oynar ya. Burası olmaz başka yerde oynar. Başka yerde ama oynar, doğru. Sen şimdi bu kavgayı yaparsanız onu buraya falan dedi bu çocuğun istikrarını... Köprüleri koparmış olur. İçinden çıkamaz. İşin aynen içinden çıkamaz. Onun için gerek yok. İnşallah öğrenir. Ben zannetmiyorum. Bununla alakalı sadece o siteye bilmem ne falan filan. Tam öğrensin babası. Ona göre. Ama bu genç çocuk aslan gibi de olan başka takımda oynar. Beşiktaş olmaz. Başka takımda oynar. Haksız. Benim oğlum da oynuyordu. Ben ayrıldıktan sonra benim oğlum diye mesela oynatmadılar. O da olabilir. Baba bir gol iki asist yapıyorum torpilli diye bağırıyorlardı. Bu gayet normal. Baba. Bu hayat için. Bu abi ya, öyle bak. Bak ve Sinan abi o konuda. Sinan konusunda ben, da kırgındır biraz. Bak benim birkaç tane tanıdığım yani, mesela. Birkaç tane tanıdığım mesela kulüp bak, başkanı arkadaşlarımız şanssızlığıdır. Var. Kulüp başkanı arkadaşlarımız var mesela söyleriz. Ya ben bir hocaya bir sorayım. Ya al bir hafta bir yatman yaptır falan diye. Yani bu işler farklı. Evlat ben de biliyorum o konuyu. Sinan abi oğulcan haksızlık edildi. Yok o edildi falan. O çocukların şanssızlığıdır o babasının ünlü olması. Bu beyefendi hep bir hafta yapıştırılır. Gider yarın Samet abiyle konuşur. Konuşur. Öğrenir durumu. Ondan sonra bu çocuğa takılmamakta faydalı olur. Yarın bu çocuğu alacakları zaman Beşiktaş'tan Ransemen alır. Nasıl oyuncu nedir? Ne yapıyor? Futbolculuğu nasıl falan filan. Olur mu? Burada daha gencecik çocuk bu saatten sonra babasının bu tip böyle çıkış yaparsa çocuğun işi zor olur. Yarın gittiği yerde de sorun yaşar. Takım bulmakta da zorlanır. Onun için bu konuyu biz kapatalım. Tamam. Evet. Geldik mi Serkan'ım? Geldik. Maç tahminleri. İki dakika daha var. Maçta. Dalga bile mi geçiyorsunuz ya? Efendim? Benim moralim bozuldu. Hocama bugün biraz ama yani. Hocam iyi de ben niye burada şimdi stres topu oluyorum bir anda? Şöyle, hayır senin suçun şu oldu. Sen bugün biraz Beşiktaşlılığını çok ön plana çıkarıp Ahmet Hoca'yı bu duruma getirdin. Ezdi mi biraz? Adamı bu hale getirdiniz Sinan'la ikiniz. Ertem'in çocukluğu, bütün duyguları o zaman gitti o gün belki o maçta. Tamam da geri dönemeyiz bravo Sinan. Şimdi gidelim ama geri dönemeyiz farklı artık. Farklı bir konu o. Bravo Sinan. Abi geri çıkan alıyor. Sen şurada bir maç kaybediyor Fenerbahçe. Kendini kaybediyorsun. Şampiyonluk gitti. Tamam mı? Sen biz de böyle kaybettin. Şampiyonluk kaybetti Fenerbahçe'de ama geri dönemiyoruz. Fark etmez geri ama. Geri dönemiyoruz şimdi bir tamam. Bir burada büyük dostumuzu, hadi Ertem'in bir de abisi. Bizim arkadaşımızı bu kadar. Şimdi bizim de abimiz. Ama hoca bizim, adamı öldürdünüz, canımız ciğerimiz diyorsunuz ya. Bu ayrı bir konu. Şuradan çıktık bu ayrı bir konu ama burada ayrı bir konu. Hoca bizim de abimiz, bizim de canımız. Şimdi Ahmet Çakar'ın program sonunda bu hale gelmesinin sebebi siz değil misiniz yani? Hayır, kendi adam pişmanlı bak. Hatayı hazmedemiyor şu an. Hayır. Ben nasıl yaptım diyor. İtiraf etti işte, itiraf etti. Allah benim belamı versin dedi. Daha ne dedin adam? Siz bunun bir ötesi adama git kendini köprüden at diyorsunuz yani. Ya atmaz hoca, atmaz. O gideceğiz şimdi yemeğe gideceğiz hoca, çorbaya gideceğiz. Ben başka bir şey yiyeceğim bak şu. Çorba. Hocam ben yemem. Kokoreç. Arkadaşlar. Hoca var ya. Sinan abicim ben de gelebilir miyim çorba? Sakat et sever. Evet. Hocam sakat et sever değil mi? Kokoreç, ciğer değil mi hocam? Tabii. Çorba neymiş ya çorba. Eyvallah. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Peki geliyor şu ne anda. Geldi? Ertem o gelene kadar bir dakika var. Ben bir selam söyleyeyim mi ya? Bir fotoğraf geliyor. Uyuyormuş çocuklar. Evet, neyse. Tamam sonuçlardan Hocam durdurun. Abdülkerim abi ekrandasın. Fenerbahçe Kasımpaşa. Fenerbahçe kazanacak. Hepsini söylesin apatik. Evet. Yok öyle ki bant bindiriyor ya. Bu nasıl bir şeymiş bu anlamadım. Bu nasıl bir çok önemli ya? Bir mevzu galiba. Hocam ne diyorsun? Hadi hocam çabuk. Ahmet hocam. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe Kasımpaşa. Fenerbahçe kazanır mı? Evet aksini mi söylemem lazım? Adamın. Sinan abicim. Bizim maçta bu hafta gelse ama sormayacağız. Sinan abicim. Fenerbahçe Kasımpaşa. Fenerbahçe kazanır. Rasim'cim Fenerbahçe Kasımpaşa. Evet kazanır abi. Fenerbahçe galip. Ben de Fenerbahçe kazanır diyorum. 2-1, 3-1. Evet. Rasim, Trabzonspor, Adana Demirspor. Beraberlik bol gol olur. 2-2, 3-3. Bu arada Fenerbahçe Kasımpaşa maçından sonra Sinan abiyle cumartesi akşam yayındayız. Onu da belirtelim. Trabzonspor, Adana Demirspor. Sinan abi öyle bir baktı ki sanki direkt maç şey bittikten sonra. Trabzonspor kazanır. Ahmet hocam, Trabzonspor. Trabzonspor kazanır. Trabzonspor kazanır. Onaçu geldi ki. Abdülkerim abiciğim. Trabzonspor iki haftadır üstte kazanıyor, bunu da kazanır.
Ben de Trabzonspor'un handikaplı kazanacağını düşünüyorum. En az iki farkla. Abdülkerim abi, İstanbulspor Beşiktaş. Aa, işte zor maç. Beşiktaş kazanır. Ahmet hocam. Beşiktaş kazanır. Sinan abicim. Beşiktaş kazanır. Rasim. Beşiktaş kazanır. Ama zor kazanır. Oo. Bak, İstanbulspor takımı saldıracak. Taş gibi abi. Antalya maçına da baktım, taş gibi. Düştüler ki. Can abiye ayrı, ama bir şey söyleyeyim mi? Ben de Sinan abiye katılıyorum. Çok zor maç olacak. Beraberlik ya da Beşiktaş. Bak, bugünden daha zor olabilir deriz ama. Bravo. Bir bakarsan olay farklı ama ben çok zor maç olacak dedim. Allah Allah. Sinan abim, ekrandasın. Önce Sparta Prag Galatasaray. Tabii. Galatasaray tur atlar. Atlar mı? Galatasaray tur atlar. Rasim, pardon. Galatasaray Antalya Spor. Galatasaray kazanır. Rasim, Sparta Prag Galatasaray. Allah'ın izniyle Galatasaray Prag'dan turu alacak. Antalya'yı da yenecek. Hem Prag galibiyeti hem Antalya galibiyeti bekliyorum bu hafta. Ahmet hocam. Sparta Prag Galatasaray. Sparta Prag tur atlar, Antalya yenilmez. Yok, Galatasaray tur atlar diyordun ya geçen hafta. Şimdi fark ettim. Allah müstakil etti. %65 dedi, Galatasaray tur atlar dedi. Ben dedim ki %51 Galatasaray tur atlar dedi. Beşiktaşlar etkilendi. Değişti Prag diyor ya. Vazgeçtim. Sparta Prag tur atlar, Ezer Galatasaray, Antalya Spor'da Galatasaray, İstanbul'da yenilmez. Allah Allah. Evet. Abdülkerim abicim, Sparta Prag Galatasaray. Perşembe günü çok çok zor bir maç olacak. Kuvvetli maç olacak her şey, abi. Evet, ben Sparta Prag'ın bu kadar iyi olduğunu tahmin etmiyorum. Evet. Şey takım ya, saat ama gibi takım. Ama her şeye rağmen gibi. O bir gollük de olsa o galibiyet avantajdır. Getirecek. Evet, ama berabere kalacak, ama uzayacak mı bilmiyorum, ama Galatasaray tur atlayacak. Hocam de Galatasaray Antalya Spor'u da yenecek. Yenecek. Hocam bir yere yetişmesi lazım. Hocam Beşiktaş'a yaptık. Ben hocam Beşiktaş'a Galatasaray Antalya Spor. Galatasaray kazanacak. Ben de Galatasaray Sparta Prag deplasmanda yener diyorum. Galatasaray Antalya Spor'u yener diyorum. Galatasaray Sparta Prag Galatasaray karşılaşması Eksen ekranlarından naklen yayınlanacak. Ah Ertem'im, ah, ah evet. İsterim. Ben yarın akşam 23.30 Beyaz Spor Saati. Evet. Ben de Inter Atletico Madrid maçını Şampiyonlar Ligi'nde TV 8.30'dan. Inter, o Inter maçını anlatacaksın değil mi? Inter Atletico Madrid. Onu seyredeceğim ya. Hepinizi çok çok seviyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı tekrar Beyaz Futbol'da kepenkleri açacağız. Sizler için açacağız. Sizleri çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi geceler.